Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Mevlüt Uyanık İTİT Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hocamız, öğretim üyesi. Benim Evet. sesim iyi geliyor değil mi hocam? Evet, çok iyi. Evet. Evet. Tamam, insanlar yoruma yazmış buraya. Gayet güzel diye yazmışlar, tamam. Hocamız bu akşam bizim konuğumuz. Kendisini çok seviyoruz. Felsefe denince akla o gelir. Evet. Hocam, konuya girmeden Buyurun. felsefeci ile filozofun farkı var mı? Onu bir söyleyin de. Ondan sonra biz medeniyeti konuşalım hocam. Evet, hayırlı akşamlar herkese. Şahsınızda bütün dinleyicilerimize, konuklarımıza Eyvallah. iyi akşamlar diliyorum. Sıhhatli günler diliyorum. Bu pandemide de bu tür bilgi aktarımında yavaş yavaş kendimizi geliştirmeye başladık. Dolayısıyla buna vesile olduğunuz için teşekkür ederim şahsınızda Sayın Müftüm. Rica ederim efendim. Valla ben kendimi mesela felsefeci ile filozof arasında filozof sistem kuran, Tanrı, evren, insan üzerine sistematik düşünceleri olan ve buna dair sistem kuran insanlara filozof denir. Biz felsefeciyiz. Yani o insanlığın seçkin zekalarıyla birlikte yoldaş olmayı seviyoruz. Onların fikirlerinden istifade etmeyi ve günümüzün soru ve sorunlarına çözüm önerisi üretmede, seçenekleri artırmada o filozofların görüşlerini aktarmayı önceliyoruz. Felsefeci bu üstadım. Filozof da sistem kuran insanlar. Evet. Evet, buyurun. Değerli hocam, bugün malum haliniz İslam medeniyeti üstüne konuşacağız. İslam medeniyeti, daha doğrusu ilk önce siz bir medeniyeti bir tarif ederseniz lütfen bize. Nedir bu medeniyet? Mesela kültür diyor, medeniyet diyor. Bu kültür nedir, medeniyet nedir? Ondan sonra da İslam medeniyeti nedir? Ve bu İslam medeniyetini kimler kurmuşlardır? Şu anda Batılılara veya dünya global dünyaya İslam medeniyetinin ne gibi bir katkısı olmuştur? Fuat Sezgin hocamızın malum makalesi var. Bu konuda kitapları var. Sizin de makaleniz var. Tabii ben yine ara araya girip suallerim olacak ama medeniyet kelimesi nedir? Nereden türemiştir? Ne anlama gelir? İslam medeniyetini de akabinde biraz açar mısınız? Evet, yoksa bu kadar sorunun altından nasıl çıkayım ben üstadım? Böyle daha somutlaştırayım. Evet, yani Çünkü kültür daha böyle yerel, milli, evet. has, ise daha genel. Bu açıdan ben şöyle diyorum. Yani İslam kültürü, İslam medeniyeti nasıl kuruldu falan diye bunun üzerine gidecek olursak, işte Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği son uygulama, son sistem kısa sürede kadim dünyanın diğer medeniyetleriyle, burası önemli, diğer medeniyetleriyle yüzleşti ve kendi o lokal kültürünü işte Türklerin, Farsların, özellikle Türklerin ve yani sonra Müslüman olan yapıların kültürlerini de katarak Arap kültürünü İslam kültürü şeklinde medeniyetleştirdi. Dolayısıyla eğer Mümtaz Turhan Hoca'yı merkeze alarak söyleyecek olursak kültür millidir, şeyse medeniyet ise o kültürlerin birleşiminden ve uluslararası alana taşınmasından oluşmuş şeklidir diyebiliriz anahtarlarıyla. Evet. Bu bağlamda da Müslümanlar, işte onu sordunuz, işte 7. asırda Fuat Sezgin Hoca'ya rahmet diliyorum, onun çalışmalarıyla iyice gündeme geldi. 7. asırda tarihe müdahale ettikten sonra Helenistik kültür, işte Grek-Latin kültürü, işte kendini dünya kültürü olarak nitelendiriyor. Onun bir damarını, işte Sasani kültürünü, bunun arka planında Çin, Fers kültürü de var, Çin kültürünü, Hint kültürünü ve bunların medeniyetleşmiş şekillerle yüzleşip kendimize ait bir bilgi, bilim ve medeniyet tasavvuru geliştirdik Müslümanlar olarak. Ana Evet. hatlarıyla bunu söyleyebiliriz. Evet. Hocam, peki bu İslam medeniyetinin içerisine mesela tıptır, felsefedir, matematiktir, efendim mimaridir, güzel sanatlar neyse, bunlar topyekün mesela medeniyeti oluşturmada bunların şeyi nedir yani?
Müslümanlar, filozoflar veya bilim adamları, zamanın bilim adamları hangi bilimleri yaptı da bu şekilde inkişaf uyandırdı dünyamızda? Evet, bu hakikaten güzel soru Adnan Hocam. Evet. Yani böyle çok kapsamlı sorular soruyorsunuz. Felsefede doktora yapmaya, İslam sanatlarında herhalde onun Allah gönlünüze göre versin. Ben hep şunu söylüyorum. Daha doğrusu bizim İslam bilim medeniyeti falan. Bu ilimler tarihi falan verince tefsir, hadis, fıkıh, kelam falan zannediliyor. Değil. Kısa sürede Müslümanlar birçok farklı coğrafyaları keşfetmeye başlayınca özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Yani tıp, astronomi, matematik ilk bilimlerde, gelişen bilimler, çünkü gittiğiniz yerde farklı coğrafyalardasınız, farklı iklimlerdesiniz, farklı sıhhatinizi korumak için farklı şeyler var ve bu sebepten dolayı yani kısa sürede pozitif bilimler, teknik bilimlerde Müslümanlar büyük bir ivme kazandı. Burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Biz felsefeyi yolda olmak, yoldaş olmak diye tanımlıyoruz. Yolda olmak Karl Jaspers'in sözü. Ama yoldaş olmak, işte bu dünyanın seçkin zekalarıyla yoldaş olmak dediğin için açık ve net. Adnan Hocam, Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri içinde biz Çorum İlahiyat Fakültesi, Hitit Üniversitesi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı yol başçımız olarak görüyoruz. Dolayısıyla onun sözlerini, hadislerini bu felsefe tanımlarımızda ve felsefe eğitimimizde birinci dereceden bilgi kodları olarak alıyoruz ve beşikten mezara kadar ilim talep ediniz sözünün o yolda olmak, yoldaş olmak olarak şey yapıyoruz. Mesela ilim Çin'de bile olsa alınız sözünü, bakın bunu söz ve hadis, hani oraya teknik ayrımı ifade etmek için ikisinin anlamında, söz anlamında, ama biz mesela hikmet müminin yitik malıdır ya da ilim Çin'de bile olsun hadislerini, sözlerini, işte mevzu hadis falan filan diyorlar. Oysa Efendimizin koyduğu sisteme, bilgiye, bilime baktığımız zaman bunun temel kodlarının, İslam bilgi bilim medeniyetinin temel kodlarının buradan hareketli olduğunu söylüyoruz. Yani doğrudan bu son uygulamanın temel ilkeleri bilgiye, bilime yönelikti ve bu çerçevede de insanlığın çok işte eğer kıyamete kadar da geçerli olacaksa, ki olacak, bu çerçevede insanlığın birikimini aktardılar ama kısa bir süre içinde yeni bir kod geliştirdiler, yeni bir sistem geliştirdiler ve burada da pozitif ilimler son derece önemli. Zaten medeniyete dönüşmesi bu dediğiniz güzel sanatlarla da ilgilidir. Benim yani yoksa o İbn Haldun, hani ümran kavramı, medeniyet kavramını düşünecek olursanız bu Müslümanlar bunu kısa sürede gerçekleştirdi. 15-16. yüzyıla kadar da o batıdan, Helenistik kültürden tevarüs ettiklerini, ki bu Hanif yapıya, Şerimen'in Kaplena'ya uygun, o temel ilkelere uygun bilimleri aldılar. Tabii Sasani kültüründen de, Çin kültüründen de, Hint kültüründen de, bunlar kadim kültürler ama kendine özgü, tırnak içinde İslami dediğimiz bir kod geliştirdiler diyorum ben. Yani faydalı, güzel olan ilim, hikmet neyse onun dinine, mezhebine bakılmaz, onu almıştır Hazreti Peygamber. Doğru mudur hocam? Yani işte bu Tanrı, evren, insan ilişkisini kurgulayan bütün bilimler ve kısa sürede Müslümanlar sahip çıktılar, onları geliştirdiler ve 15-16. yüzyıla kadar da zirvedeydi. Burada özellikle şunu istirham ediyorum. 16. yüzyıldan sonra yavaş yavaş İslam dünyasındaki, İslam dünyası Türk dünyası demek o dönemler, biliyorsunuz. Çünkü yani o ilk dönemde tamam, Abbasiler, Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde, özellikle Abbasiler döneminde, Halife Memun döneminde son derece gelişmeler yapıldı. Beytül Hikme yapıldı. Bilim adamları korundu, kollandı. Sizin dediğiniz anlamda her kim katkıda bulunacaksa o Bağdat'taki bilim merkezlerinde her türlü destek verildi. Ama bir süre sonra şöyle bir handikap var. İşte Abbasilerle birlikte işte bir şey bitti.
ilim ve medeniyet bitti. 1000 yıldır koca koca önlerinde ünvan olan adamlar utanmadan 1000 yıldır hiçbir gelişme yok falan diyorlar. Moğollara şey yapıyorlar falan, böyle klişe sözlerle şey yapıyoruz. Oysa siz Türk tarihini, Selçukluları, Selçuklular zamanında işte bugünlerde diziyle tekrar gündeme geldi ama ta Umman, Yemen'e kadar o coğrafyanın ele geçirildiğini ve o Abbasi hilafetinden sonra Abbasi hilafeti, Fatimi hilafeti, Endülüs Emevi hilafeti şeklindeki üç farklı paradigmanın arasından sıyrılıp bilim medeniyeti getiren Türklerin o Nizamiye medreselerini, Azamiye medreselerini, ki üniversite anlamında söylüyorum bunu. Yani ilk resmi üniversiteler bunlar. İşte sivil olarak El Eser vardı. Daha sonra Osmanlı işte. Osmanlı bilim kültürü, işte Fatih'in kurduğu sistem. Yani 16-17. yüzyıla kadar İslam dünyası sürekli bilgi, bilim ve teknolojide ilerleme kat etti. Daha sonra da işte sonra konuşuruz, bir şey sürecine, duraklama ve gerileme sürecine girdi. Evet. Hocam peki şeye baktığımız zaman peygamberimizden itibaren peygamberimiz bu öğrenmeye, bilim, ilime ne kadar önem vermiş ki Ashab-ı Suffa medresesini kurmuş. Efendim dil öğrenmeye teşvik etmiş. Deminki sizin buyurduğunuz gibi ilim Çin'de de olsa arayınız gibi sözler söylemiş. İlme teşvik etmiş. Kur'an'a baktığınız zaman zaten bilmenin, ilmin ne kadar önemli olduğunu, ilimden birleşik olarak da efendim düşünmenin ne kadar önemli olduğunu ve buna atıflarda bulunulduğunu, hatta hadis-i şeriflere baktığınız zaman işte 30 senelik ibadetten 1 senelik ilim tahsili, 1 saatlik ilim tahsilinin üstün olduğu söylenmiş ve hep teşvik edilmiş. Bir de yine bakıyoruz 12. yüzyılda, binli yıllar, 1100 yıllar, oralarda çok daha böyle zirvelere çıkılmış. İşte Harizmiler, İbni Heysemler, efendime söyleyeyim İbni Sina, Farabi gibi önemli bilim ve felsefe insanları. Bunlar filozof ama matematikte, fizikte, astronomiyle hepsiyle ilgilenmiş. Öbür taraftan bakıyorsun teolojiyle de ilgilenmişler. Yani biliyorsunuz bu konularda ağababalardan birisi İbni Rüşt'tür. O biraz daha sonra yaşadı belki ama büyük inkişaflar yapmıştır İslam aleminde. Bu büyük insanlar bu ilim irfanda bu kadar zirve çıkmışlar. Efendim daha sonra bu inkıta, Endülüs'te de benzerlerini görüyoruz. Endülüs'ü batıya büyük talim şeyde bulunmuşlar, yani bir şeyler öğretmişler. Bir alışveriş olmuş. Daha sonra bu gerileme neden İslam medeniyetinde ilk başlardaki o dönemlerdeki zirveden düşüş niye oldu? Bunlarla ilgili biraz bize bilgi verirseniz hocam. Eyvallah. Ona biraz sonra girelim Adnan hocam. Öyle bu mi? Şey üzerinde. Şimdi siz tabii Harizmi falan dediniz ya, Cabiri falan, işte o son derece önemli. Biraz önceki söylediğiniz tespitle de doğrudan alakalı. Yani Müslümanların pozitif bilimlerde, teknik bilimlerde, ilk bilimler, matematik, astronomi, tıp gibi sahalarda olması son derece önemli bir şey. Yani böyle pragmatik bir faydanın yanı sıra bunu şeyi, bu disiplinleri, evreni anlama, açıklama ve ona uygun yaşama tarzını da manevi bir şey olarak da görüyorlar. Ve özellikle mesela o basma kalıp ifadeleri falan hiçbir anlamı yok. Çünkü işte mesela tamam Abbasiler döneminde işte Moğollar var, Moğolların istilası var falan ama İlhanlı Devleti gibi Türk Devleti'dir. Tebriz o dönemin en büyük bilim merkezlerinden biriydi. Ve o devlet başkanı, değil mi? Yani o rasathaneyi kuran, kendi adına ziç yapan Ulu Bey'di. Dolayısıyla ben İslam bilim tarihini Türklerin o devletleşme ve resmi olarak üniversitelere destekleme, medreseleri desteklemeleriyle eş zamanlı görüyorum ve Osmanlı'nın 16. yüzyıl, 17. yüzyıla kadar zirvede oluyor. Oraya geçmeden Adnan hocam, ben bu çok iyi hatırlattınız. Bu ilimlerin tasnifindeki hususlara bir şey yapalım. Bir de hani sizle ben mesela sizin o doktoraya başlama sürecinizi teşvik ederken musikinin üzerine çok duruyorduk ya. Evet. O musikiyi bizimkiler pozitif bilimlerden biri olarak görür biliyorsunuz. Matematik
talimi ilimler içinde şey yapar. Oraya hem bir şey yapalım, böyle salt bilgi akışı olmasın, bunun yani, ete kemiğe büründüğünü, sanata dönüştüğünü şey yapmak için biz o Farabi, yani, İbn Sina'ya söylediğimiz, buyurun. Zihnin eğitimi matematikle, bedenin eğitimi sporla, ruhun eğitimi de müzikle demiş filozoflarımız. Bu konuya mı dalacaksınız? Yok, şeyi diyorum işte, bu ilimlerin zaman, tasnifinde Farabi falan dediniz ya, bu bir bize önemli katkılarda bulunuyorsunuz. Özellikle bu programı bir nevi bizim o doktora dersi açılış gibi görelim. Sayın misafirlerimiz belki takip edenler bilir, biz son birkaç yıldır ilk dersleri hep musiki eşliğinde yapıyorduk. Adnan Hocam da hep bize destek veriyordu. İşte Türkistan-Türkiye irtibatının arka planını tevhid konulu temaslar üzerinden nasıl işleyebiliriz falan diye. Bu bizim hareket noktamız, işte bu ilimlerin sayımı aslında üstadım, bu kitap bir nevi bizim giriş kitabımız ve bu bilim tarihinde merkezi. Çünkü niye? Farabi bu Helenistik kültürün, meşayi perepatik kültürü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği sistem bağlamında yeniden okuyarak, o Çin, Hint, Sasani kültürlerini de yeniden okuyarak bir sistem kuran filozof bu adam. Ve bunun ilimler tasnifi var. O ilimler tasnifi, bu felsefeye giriş kitabı, önce dil, tarih, söylem ilişkisini belirliyor. Yani lisan ilmi, dil ilmi ve mantık, bu neyi nasıl anlatacağınıza dair diyalektik yöntemden, cedeli yöntemden, ötekileştirici ya da kendi mutlak doğruluk tasavvurunu diğerine dayatan perspektif yerine burhan yöntemini, yakini bilgi yöntemini, yani matematik ve astronomiyi ve cebri merkeze alan bir sistem kuruyor Müslümanlar. Hani Platon diyor ya, o söylediğiniz söz Platon'un, aritmetik bilmeyen, geometri bilmeyen buraya girmesin. Siz metafizik giremez diyor. Üzerine düşünüyorsanız, soyut düşünceyi yapacaksanız, bu matematikten haberdar olacaksınız. Zihni eğitiyor demesi bu. Bedeni spor eğitir. Sağlam kafa, sağlam vücutla bulunur. Ruhu da musiki eğitir. Dolayısıyla bizim filozoflar, ki Farabi de en büyük hem teorisyen hem pratisyen biliyorsunuz, musiki sinastır ve musiki matematik disiplinler içinde yer alıyor. Üstadım, bu bilimlerin gelişmesinin amacı bu bence. Tanrı'nın evreni nasıl yarattığını anladıktan ve açıkladıktan sonra niçin yarattığı sorusuyla da felsefe ve din. Yani bu ikisi birbirinden farklı değil. Aynı hakikatin iki ifade etmişim biliyorsunuz. Sonra medeni ilimler. İşte medeniyet dediğiniz bu. Bunların da hayata uygulama tarzlarını fıkıhla, kelamla ve ahlakla. Onun için bizim Müslüman filozoflar etik politik bir sistem kuruyorlar diyoruz. Ve bu çerçevede de biz Aygün Hocam ve İzlal Hocam da bu projenin içinde en önemli ayaklarını diyorsunuz. Biz klasik ilim tasniflerini Arapçalarıyla birlikte Türkçe'ye çeviriyoruz. Ve bu Farabi'nin kurduğu sistemi Yusuf Has Hacib'in, burasının en çok önemsediği nokta, Yusuf Has Hacib'in kamusallaştırdığını, Ahmet Yesevi'nin halka ulaştırdığını ve bu Ahmet Yesevi'nin de bir Yunus Emre, bir de Hacı Bektaş Veli damarıyla ve halka en önemli ulaştırma sebeplerinden biri de şiir olduğunu, güzel sanatlar olduğunu, musiki olduğunu buradan hareketle söylüyoruz. Evet. Artık bir şeyi hak ettik değil mi Adnan Hocam? Bir şarkıyı hak ettik. Evet. O kadar güzel söylüyorsunuz da ben araya girmek istemedim. Buyurun. Biraz insanlarımız burada yazmışlar, onları okuyacağım da. Peki bu filozof veya felsefeyle uğraşanlara zındık, kafir gibi bazı kelimeler söyleyenler oluyor. Halbuki düşünmeye yönelik bir şeydir ki, az önce söyledim, Kur'an düşünmeye o kadar tefekkür, tedebbür ve tezekkür kelimeleriyle o kadar güzel vurgular yapmış ki, hatta düşünmeyenin, tefekkür yapmayanın değerli olmadığını
Çünkü insanın hılkatine muvafık olan nedir? Efendim aklını kullanmak, düşünmek, efendim ilim irfandır. Şimdi bunları göz önüne aldığımızda sizi de tanıyorum. Birçok felsefeciyi tanıyorum. Bu adamlar beş vakit namazını kılan, Allah'ı tesbih eden adamlar. Bunlara şimdi bazıları böyle kelimeler söylüyorlar. Bilmem konuşmak ister misin? Yoksa istemezseniz ben birkaç soru var. Yok, yani şöyle daha somutlaştırayım. Siz cındık mısınız hocam? Bu güzel. Oy. Bu günlerde üstadım biz Gazali'nin Faysal Müttefrika'yı Aygün hocamla çevirdik. Perşembe cuma günleri akşam, size dedim ya cumartesi olmaz. Akşamları son okumayı yapıyoruz. O aslında Faysal Müttefrika Beynel İslam ve Zanadika. Yani İslam ve zındıklar arasındaki nihai söz gibi falan. Biz Çorum İlahiyat'ta mesela o özellikle son yıllarda iyice arttı bu. Felsefe karşıtı söylem. İşte felsefecilerin zındık olduğu falan filan. İşte bir dakikada felsefe fetva deyip işte buna karşı konuşuyorlar. O malum şahıslar ileri geri konuşuyor falan filan. Niye? Çünkü akıl tutulması ve bunu kendi diyor ki felsefe karşıtı olanların diyor riyaset ve din tacirliğiyle uğraşan insanlardır. Dolayısıyla o hikmet, metafizik dediğiniz varlığı, var olmak için bir başka varlığı, olmayan varlığı incelemek, evreni nasıl yarattığını, niçin yarattığını incelemek, varoluşumuzu anlamlandırmak çabası yerine zihinleri kitleyen bir perspektif var biliyorsunuz. Ama biz Çorum İlahiyat'ta çok keyifliyiz. Atlan hocam şöyle diyoruz. Ben çocukken işte hocam diyor bu İlahiyat'ta festivalin ne ihtiyacı var, şu var filan. Ya biraz bekleyin diyorum. Ben size filozoflara kafir diyen kim? Onu birinci elden ben söyleyeceğim zaten size diyorum ve bu ilimlerin sayımının giriş kısmı mantıkla başladıktan sonra Gazali'yi ele alıyoruz. Delilin mutlağından metnunun da mutlağını gerekir gerekmez diye. Çünkü Gazali bir dönüm noktası ve ondan önce mantık kullanmak zındıklık olduğu söyleniyordu. Ehli hadis ki bu işte kendilerini tırnak içinde söylüyorum sünni paradigmada olduğunu söyleyen insanlar ve selefiliğin karşıtı olduğunu söyleyen insanlar da felsefe karşıtı ve burada Gazali'yi kullanıyorlar. Selefi olduğunu söyleyen insanlar da felsefe karşıtı. İkisinin de hem birbirlerine çaprazlama, biri birine müşrik diyor, biri birine diyor falan ama ortak noktaları felsefe karşıtı. Niye? Çünkü zihinleri tutsak hale getirip kendi riyaset ve din tacirliklerini devam ettirmek istiyorlar. Onun için ben yani evet buyurun. Düşünen insanı akleden, aklını kullanan, düşünen, hadiseleri yorumlayan insanları güdememek. Problem bu, güdememek. Tabii. Doğru mu efendim? Tabii hocam, düşünen kafalara sinekleri şuşur diye bir şey var. Ondan sonra devamını da biliyorsunuz. Siz diyor, işte benim dediğime bakın falan. Biz Gazali'yi hemen ardından Gazali'nin El Munkız Minat Dalali'ni okutuyoruz. İşte orada biliyorsunuz. Söylem Bilmiyorum. Sahibi olanlar Gazali'den hareketle kullanır. İşte filozoflara 3 meselede kafir, 17 meselede bidatçı olduğunu söylerler. Sonra sizin bahsettiğiniz ki Batı'da da Rönesans'ı tetikleyen İbn-i Rüşd'ün o tehafütünü veriyoruz ve farklı fikirleri Çorum İlahiyat Fakültesi'nde klasik kaynaklardan hareketle öğrenciye veriyoruz ve o çocuğun bir fakülteye geldiğindeki o felsefeye karşı tutumu var. Bir de mezun olduğu aşama var. Gazali'yi birinci elden okuyor. Oradaki mesela biz diyoruz ki sistemler ilk öncülerinden kurulur, ilk öncülerinden reddedilir. Dolayısıyla bir insan Tanrı'nın varlığına ve birliğine inanıyor. Ahirete de inanıyor. Nübüvvete inanıyor. Bütün sistemi bunun üzerine kuruyor. Sonuçlarını tutarsız buluyorsanız bu sonuç o ilkenin reddedildiği anlamına gelmez Gazali'nin dediği gibi. Yorum farklılığıdır. Onun için bu arkadaşları Çorum İlahiyat Fakültesi'nde pek bir esameleri yok. Çünkü biz tamamen klasik kaynaklardan ve Gazali'yi okutan benim. İşte Faysal Tefrika'yı Aygül Hocam'la çeviriyoruz. Evet. Şu ana kadar
Çorum İlahiyat Fakültesi'nde buna pek başarılı olamadılar. Ama Türkiye üzülerek söylüyorum, Türkiye genelinde bir etkileri olduğu ve felsefeyi selefi zihniyetle birlikte eş güdümlü bir şekilde karşıtlığı üzerine ciddi sistematik operasyonlar var. Ama güneş balçıkla sıvanmaz yani. Bir şey. Hocam biz biliyoruz ki bir ülkede bir ülkenin alimi, bilim insanı, sanatkarı ne kadar çoksa ve üretiyor bu insanlar, o ülke gelişmiş ülkedir. Doğru mudur? Dolayısıyla dediniz ya, sinek meselesi söylediniz ya, hani sinekler üşüşür. Ben şimdi biraz burayı şey yapalım, birkaç size selamlar ve sualler var. Selamları ileteyim. Hem bir nefeslenin. Meryem Hanım'a da şöyle, öyle suyla olmaz, bir çay may getirsin orada size. Vallahi doğru, çay bitti. Hocam bu samimi ortamdan insanlar keyif alsın diye böyle şaka yapıyorum. Kusura bakmayın. Evet, Mustafa Ersoy, Muammer Öz, Selamı Bağ, Mustafa Güçlü, Latif Çiğdem, Ali Yalçın, Yusuf Öztürk, Mücahit Kuzu, Turgut Yetim, hayırlı akşamlar diliyor size, iyi yayınlar diliyorlar hocam. Eyvallah. Abdülkadir Şavlı, hayırlı yayınlar, selam ve dua. Mehmet Ali Kurt, iyi yayınlar Sayın Müftüm. Celal Taşkın, ta Avusturya'dan efendim. Başkenti Viyana olan Avusturya, bazısı Avustralya anlıyor. Oradan hayırlı akşamlar diliyor. Adnan Ertop, Kırklar Elinden hayırlı akşamlar. Mahmut Sezen, geceniz hayırlara vesile olsun hocam demiş. Bir sual var. Mete Mehmet Bıçkıcı, tanıyor musunuz? Yok, buyurun. Sayın hocam, ülkemizin ve İslamiyet'in kurtuluşu sizin gibi hocalarımızın sayesinde olacak. Sizleri tebrik ediyorum demiş. Bıçkıcı, İslamiyet'in gerçek ilim ve bilim dini olduğunu lütfen insanlarımıza anlatınız demiş. Turgut Yetim şöyle bir soru sormuş. Turgut Yetim sanırım, YTM diye kısalttığı için ben öyle anlıyorum. Türk İslam felsefesinde geçmişten günümüze ana problem hatlarının değişiminde en etkili olan ne olmuştur? Olay ne olmuştur? Ana hatlarının değişiminde en etkili olay ne olmuştur hocam? Ek olarak günümüz İslam felsefesinin en büyük probleminin süreklilik, devamlılık olduğunu düşünüyorum demiş. Bu konuda bir şey söyler misiniz? Yoksa ben kendi sorularıma geçeceğim. Birkaç isim daha var, onları da söyleyeyim. Sonra altta kalıyor, unutmayayım hocam, siz not alın. Süreklilik, devamlılık konusu unutmamanız için. Gökhan Gökçe, hocam sizleri izleyerek seviyoruz, Allah razı olsun. Bekir Erçi, İsviçre'den, Adnan hocam ağzınıza sağlık diyor. İsviçre hocam, bak hocam. Siz dünya çapındasınız. Hocam Alp dağlarından izliyorlar. Ya bu internet güzel bir şey ya. Evet yani her zorlukta bir kolaylık var yani. Güzel insanlarla karşı karşıyayız. Estağfurullah. Ne güzel bu. Yani bir mesajı böyle uzaklara da ulaştırmak çok güzel. Kenan Güngör Almanya'dan hayırlı geceler diliyor bize. Hayırlı yayınlar diyor. Selamlar diyor. İrfan Değirmenci çok selamlar. Gökhan Gökçe, kıymetli hocalarım Mevla ilminizi artırsın demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Güçlü, Sayın Müftü Mevlüt hocama selamlarımı sunuyorum demiş. Ahmet Demirel, selamlar hocam. Hayırlar olsun. Denizli Çardak Müftüsü. Mustafa Kurşuncu Antalya'dan hayırlı akşamlar hocam demiş. Necati Ödünç selamlar, hayırlı akşamlar demiş. Ve Hikmet Karaçoban emekli edebiyat öğretmeni. Kendisi çok enfes konuşur Türkçemizi. Bakın Türkçemizi diyorum efendim. Bizim dilimiz çok güzeldir. Lütfen kelimeleri yayınlarda, programlarda, şurada burada düzgün artiküle edin. Artiküle demeye boğumlayın. Yani güzel ifade edin. Eski telaffuzlarımız düzgün olsun. Çünkü çocuklarımız bizi taklit ediyor. Dil demek bir milletin namusu demektir. Dille insanlar dinini, irfanını, hikmetleri anlatır. Bu Anadolu'da birazdan belki hocama soracağım. Anadolu'da bu dervişler, Türkmen kocası Yunus'ta başta olmak üzere bu dili güzel kullanarak efendim İslamiyet'i, güzellikleri yaymışlar.
Anadolu'da ve Balkanlar'da efendim. Onun için dil önemli. Evet, çayı gördüm hocam. Yarasın, afiyet olsun. Guten Appetit. Guten Appetit. Siz söyler söylemez ağzımda geldi hocam çayı. Eyvallah. Eyvallah. Enjoy your meal. Henny and Maria. Üç dilde söyledim hocam. Bir afiyet. Şükran cezeyi. Değerli hocam, demin ki suale cevap verirseniz ben kendi sualimle devam edeceğim. Eyvallah. İzleyici sayımız artmış bu arada. Evet, evet, bu üstad hani dedim ya, düşünen kafalara sinekler üşüşür, büyüklerimiz bizden iyi düşünür diyenler aslında bu felsefe karşıtları. Evet. Ve İslam dünyasına dair de bir çözüm önerileri yok bu adamlar. Alabildiğine tipik modernistler ama aynı zamanda alabildiğine kendilerini gelenekçi klasik olduğunu söylüyorlar. Arafta insanlar, bunları çok fazla muhatap almamak lazım. Çünkü muhatap aldıkça gerekli bir ötekiyle varoluşlarını şey yapıyorlar. Biz onun için hakikaten o sürekliliğin nerede kırıldığını, nerede şey yaptığımızı yeniden gündeme getirmemiz lazım diye. Evet. Bu Turgut Yetim dediniz değil mi? O süreklilik, evet, ve devamlık. Yani bu biz şeye takip edersek, hem de sizin sorunuzla kardeşin sorusunu birleştirip Fuat Sezgin'in gibi bir bilim tarihçiyi merkeze alarak devam edersek hocam, yani bütün mesela ister Spengler alın, ister Toynbee alın. Bunlar medeniyet kavramı üzerine çalışan insanlar. İşte İbn Haldun'un döngüsel tarih şeyini alışın. Yani insanlığın birikiminde birçok farklı medeniyetler vardır. Bir rivayete göre 20 bin medeniyet. Hepsi böyle ardıllarına kendisi yerini bırakır. Nasıl İslam medeniyeti, işte Helenistik kültürü, bakın burada ben Yunan kültürü demiyorum. Özellikle onu istirham ediyorum. Yani tamam, Helenistik kültürün mimarı Büyük İskender ve Aristo'dur. Yani Büyük İskender ta Hindistan bölgesine ve bizim o sizin dediğiniz Harezm bölgesine, Hive bölgelerine, o Merve kadar gitmiştir. Ve Doğu kültürünü Batı kültürüyle birlikte mezzetme ortamını hazırlamıştır. Bunu sistematize eden Aristo'dur. Hocası Platon'un falan. Ama bizimkiler bunun o Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği sisteme uyuşan yönlerini, yani siyaset felsefesini, etiği ve bilim tarihiyle olan kısımları alıyor. Şirk içeride o mitolojik unsurları şey yapmıyor. Yani Yunan felsefesinde, Grek felsefesinde hakikat mitolojiyle anlatılır. İslam felsefesinde kıssalarla anlatılır. Dolayısıyla bu şeyi yeniden üretiyor ama Farabi diyor ki kardeş, yalnız burada bir sorun var diyor. Biz felsefeyi diyor asliye yurduna getirdik. Asliye yurdu nere? Mezopotamya, nere? Horasan, nere? Kaldeliler. Oradan diyor Mısır'a, Mısır'dan Grek geçmiştir. Doğrudur. Ama biz son mesajın verileri ışığında bunu asliye yurduna getirdik diyor. Ve 16. yüzyıla kadar Müslümanlar müthiş bir ivme gösterdi. Yeni bilim dalları geliştirdiler. Bu dediğiniz Cabiriler ve Cabir bin Hayyanlar, Harezmiler, Ali Kuşçular, Ulubeyler, hem devlet başkanı, işte İlhanlı devlet başkanı, ondan sonra bu çerçevede şu var. Yani medeniyetler birini bırakıyor, diğeri kendini yenilemek sürecine bıraktığı an duraksamaya giriyor 16. yüzyılla birlikte. öyle 1000 yıl diyenler ya bilim tarihi bilmiyor ya şey. Ondan sonra 17. yüzyılda bu bizim yeni kodlarla ürettiğimizi İspanya üzerinden, İberya üzerinden batıya taşınıyor. Yani o Rönesans, Reform, Rönesans bilimsel diriliş demek biliyorsunuz. Reform, bizden önceki şeriatin, İsevi geleneğin dinleşmiş mezhepler arasındaki çatışmadan kurtulma çabası, laiklik ve bunun sonucunda da 1789'da Fransız ihtilaliyle dünya paradigması değişti. Aydınlanma felsefesi ve pozitivist felsefe ve bu süreç zarfında da Türk Müslümanlar Osmanlı nezdinde buna uyum sağlamaya çalıştılar. Yani tanzimat ve ıslahat fermanlarıyla. Tabii o 1699 Karlofça Anlaşması bizim hatta Osmanlı'nın da duraklama dönemine tekabül ediyor artık biliyorsunuz. Yani evet, bunların bir değil birçok sebebi var. Ama bizim yeniden bir bilgi bilim zihniyetine kavuşma imkanını
konuşmamız lazım. Çünkü daha önce yapmış olmamız yine yapabileceğimizin işaretidir diyor. Hatta evet. Hocam siz makalenizde diyorsunuz ki afiyet olsun. Müslüman. Siz de içinizde mahcup oluyorum hocam. Efendim? Siz de içinizde ne? benim bardak boş duruyor da ben demiştim ki programda beni rahatsız etmeyin. Şimdi de boğazım kurudu. Az sonra telefondan arayayım da çay getirin veya mesaj atayım. Şimdi demişsiniz ki makalede İslam bilim insanları, alimleri Rönesans'ın fişekleyicisi demişsiniz. Bunu biraz açar mısınız? Yani Rönesans bugün Batı'nın inkişafı demektir. Bunun fişekleyicisi İslam alimleri işte yapıp etip ortaya koydukları şeylerle, ürünlerle, üretilerle onları Rönesans yapmasına zemin teşkil etmişlerdir demişsiniz. Bu ne demektir hocam? Hocam şu, bu mesela bize hep işte Doğu Batı falan işte dayatıyorlar falan ya. Bu Helenistik kültürü nasıl Aristo muallimi evvel bir dünya kültürü haline getirdiyse bizim filozoflar, meşayi filozoflar da Doğu ve Batı'nın birikimini bir dünya kültürü haline getirdiler. Bilim adamları da bunu bilimsel bilgi bazında pratik hayata aktardılar. Bu çerçevede baktığımız zaman Doğu'da Farabi ve İbn Sina'lar, Batı'da İbn-i Rüşd'ler, İbn-i Bace'ler. Bunlar aynı zamanda hepsi de hekim biliyorsunuz. Hekim ve hakim insanlar. Dolayısıyla evet. O erdemli toplum dediğiniz yapı hekime ve hakime en az ihtiyaç duyulan yapılardır. Bunu dünya kültürü haline getirdiler. Sonra biz işte bu duraksama döneminde itibaren şey yapınca, ben işte onun için diyorum bu İlber Ortaylı'dan atfen, eğer diyorum bu bölge İslam tarihi yazılacaksa Türklerin tarihi olmadan olmaz. Ondan sonra dünya tarihi yazılacaksa Osmanlı tarihi bypass edilerek bir dünya tarihi yazılması imkan olmaz. Çünkü bu kadim dünyanın 624 galiba değil mi? En uzun süre tek hanedanla yönetiminde tutan o bilgi bilim medeniyetine de Fatih Sultan Mehmet'le birlikte zirveye taşıyan büyük bir yapı vardı ama bu yapının duraksaması var. İşte önemli olan şu üstad, bu Batı buradaki, yani biz İbranice'den, Süryanice'den ve Latince'den, Grekçe'den çevirilerle kısa sürede kendimize ait bir bilgi bilim modu oluşturduk ve ama Batı bunları yeniden Sibirya İspanya üzerinden tekrar hem Latince'ye, Arapça'ya, Latince'ye, İbranice'ye, İspanyolca'ya, hatta Katalanca'ya çeviriler yaptılar ve aslında Batı aynı şimdi bizimkiler şube yaptıkları gibi İbn Sina'nın, Gazali'nin ekollerini orada oluşturdular ve o Rönesans'ın temelindeki buradaki aktarılan bilgi bilimsel metinlerin yeniden üretimiyle oldu diyorum ben. Bu ben değil, bilim tarihçileri söylüyor. Yani Sarton'da diyor, diğerleri de söylüyor. Evet hocam, Turgut Yetim çok teşekkür ediyor. Sağ olun diyor soruyu cevapladığınız için. Ömer Kaba, hayırlı akşamlar diyor. Ali Kara Hasanoğlu, hayırlı yayınlar hocam İstanbul'dan. Bekir Uyanık, hocalarım hayırlı akşamlar, teşekkürler demiş Bekir Uyanık. Sizin akrabanız Evet. Değil mi efendim? Eski başkanımız, sabık başkanlardan. O hasbidir. Bekir hala çalışmaya devam ediyor. Biliyorum, geçen ziyaret etti bizi, sağ olsun Bekir Bey. Evet. Şimdi bir eser arası verelim mi? Siz demin söylediniz. Farabi'nin ruhu şad olur üstad. Şad olsun. Musikiye büyük hizmet vermiş büyük filozofumuz, muallimi sani sıfatıyla tavsif olunan bu büyük bilim insanını, filozofumuzu bu topraklarda, yani İslam medeniyeti içerisinde yetiştirdiğimiz için biz gurur duyuyoruz. Ama inşallah bu ayarda veya onları geçecek filozofların, efendim ilim insanlarının da şu anlarda, günümüzde de efendim yetişmesini murat ediyoruz. Siz belki kızıyorsunuz, yetişiyor falan diyorsunuz ama muallimi salis
diye bir şey duymadık. Onu da inşallah zat-ı alinizde göreceğiz. Ama bir adettir bizim doğu toplumlarında insan değerini öldükten sonra anlarlar. Meşhur ünlü bilim insanlarından, düşünürlerden, edebiyatçılarımızdan yani Ferit Kan vardır. Evet. Onun tabii. Dönemi Türk Cumhuriyeti kuruluşundaki en önemli felsefecilerden birisidir. Evet. Ferit Kam'ın güzel bir beyti var. Onu söyleyeyim de ondan sonra bizim esere geçelim. Benim çayım geldi bak hocam. Ben eyvallah de göstereyim. Tezgaha gelmeyelim. Evet, hocam teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir tane daha alırım bundan sonra. Şimdi Ferit Kam demiş ki sağlığında nice ehli hünerin bir tutam tuz bile yoktur aşına. Öldürürler evvel anı açlıktan, sonra bir türbe dikerler başına. bizimkiler derken doğu toplumlarını söylüyorum. Yani bizim bu topraklarda ehli ilmin, sanat ehlinin şeyi kıymeti pek sağlığında anlaşılıyor. Gerçi batıda da olmuş. Derler ki Picasso'nun resimleri kendi öldükten sonra trilyonlara satılmış. Yani sağlığında o kadar para etmemiş yani. Ölünce kıymet anlaşılıyor. Onlarda da var ama batılılar sanki bize göre daha yaşarken takdir ediyor gibi geliyor bana. Benim gözlemlediğimi söylüyorum. Eyvallah. Şimdi hocam biliyorsunuz makamların hastalık, onlara değineceğiz ama Uşak makamından bir eser şey yaptım, ben hazırladım. Uşak makamı hangi hastalıklara iyi, onları konuşacağız değil mi biraz sonra? Konuşalım değil mi? İstersen şöyle bir giriş yapalım o müzik ruhu beslerde. Evet. Oradan sonra evet, şey yapalım. Yani ben tamam, hekim ve hakim diyorum ya. Evet. Yani o fizik ve metafizik, ruh ve bedenin bir sağlıklı olması. Bizimkilerin temel şeyi tıbbı ruhani. Biz bunu ruhun sağaltımı diye çevirdik. Çünkü bizim çocuklar doktor falan, onlarla da bir istişare ediyorum. Hem felsefe okudular falan. Asistan arkadaşımızı da ruhun sağaltımı üzerine çalıştırıyoruz. O mesela kindi, üzüntünü yenmenin çareleri üzerine falan çalıştırdık. Dolayısıyla bizim de işte bu en yakın o İslam bilgi bilim medeniyetinin merkezlerinden birisi de Amasya, biliyorsunuz. Evet. Amasya Kurum Danışmentli Beyliği'nin merkezi ve orada da sırf bu dediğimiz anlamda ruhun sağaltımına dair hangi musikinin, tabii diğer ilaçların yanı sıra hangi musiki, hangi ruh hastalığına, psikolojik hastalığa iyi geleceğine dair şeyler var. Bu doğrudan somut bilgi. Yani isteyen hemen bir saat içinde gidip Amasya'da oraları görüp gelebilir. Evet, buyurun hocam. Ecdat bu musikiyi bu tedaviyle, sadece yanlış bilinen bir şey var, sadece böyle psikolojik rahatsızlığı olanlarda kullanılıyor zannediyorlar. Halbuki değil mi efendim? Biraz sonra belki ayrıntısına gireceksiniz. Ben Uşak makamının nelere iyi geldiğini söyleyeyim. Buyurun. Efendim ben çok burçlardan anlamam ama Jüpiter gezegeniyle alakası varmış bunun. Balık burçlular daha çok severmiş bunu. O kısımları bilmem be. Ben işin icracı boyutunda. Onu astrologlar mı bilir? Eskiden saraylarda müneccimler var. Müneccim başı falan vardı padişahların. Muhakkak yıldızlarla ilgili çalışmalar. Buyurun, bir şey mi diyecektin? Yok, o daha çok astronomi ağırlıklı. Şimdiki astronomi gibi teyare, selam söyle, o yare türünden şeyler değil yani. Evet. Astroloji o falla ilgilenen, astronomi bir bilimdir yani. Gök cisimlerini inceliyor değil mi? Müneccim başı o yani. Evet. Perşembe günleri bu Uşak makamının etkisi daha fazladır. Fecirden kuşluk vaktine kadar dinlemek çok şifadır. Kalp ve ayak rahatsızlıklarıyla birlikte nikriz, eskilerin nikriz dediği damla hastalığı. Şimdilerde onun ismi gut hastalığı. Hocam zaten halinizde benim de risk altındayım. Ben lokantacı çocuğum, aman gözünü yiyeyim. Eti fazla yeme. Sizin gibi ilim irfan insanlarının memlekete için çok onlara ihtiyacı var. Niye? Çünkü alimin ölümü alemin ölümü demiş bizim dinimiz. O açıdan diyorum, aman siz uzun yaşayın.
Tabii memlekete katkı veren herkes uzun yaşasın. Allah'ım tabii onun şeyine biz karışmayız. Hikmetinden sual olmaz ama bizim muradımız en azından bu duamız. Efendim damla hastalıklarına iyi gelirmiş. Gülme, sevinç, kuvvet ve kahramanlık duyguları verir uşak makamı. Evet, çocukların bütün organlarını etkileyen kuru ve sıcak rüzgarlarda ve büyük yetişkinlerde de insanların ayak ağrılarına iyi gelirmiş uşak makamı. Derin ve mistik duyguların ifadesinin vasıtasıymış uşak makamı. En eski makamlardandır. Kelimenin anlamı aşk. Uşak da aşıklar demektir. Çoğulu yani cemisi. Uyku ve istirahat için çok faydalıdır. Mesela rehavet çöksün, tez uyuyayım, daha böyle keyifli uykuya dalayım derseniz uşak makamı dinleyeceksiniz. Şimdi Girif Senaat'ın Bey'in benim de çok sevdiğim bir şarkıdır. Uşak makamı 1800'lü yılların eseridir. Yani bir 150 yılı var rahat eserin. Tabii hocam şunu özür dilerim şeylerden, dinleyicilerden. Arkadaşlar bu şimdi bilgisayarın buradaki şeyin mikrofonu. İşte yayın çok böyle alülala bir icra ses vermiyor. Dolayısıyla icramızdaki nakısanın müsebbibini bu makineler olduğunu bilin. Yoksa benimle ilgisi yok. Yani canlı dinlemek daha güzel olur canlı sazlarla ama ne yapalım? Mikrofondan bu kadar oluyor. Bir tadımlık yapalım. Tamam mı hocam? Evet. Girifsen Asım Bey'in Uşak şarkısı Cana Rakibi Handanede. İyi geldi mi? Biraz böyle bana şey geldi, biraz böyle yankılanarak geldi ama. Yankı mı geldi? Sen. Yok, yankılandı böyle biraz. Bir diğer arkadaşlara nasıl geldi bilmiyorum. Evet. Yankı geldiyse bana söyleyin ki arkadaşlar ona göre sesi biraz kısayım. Buraya yoruma yazın. Belki hocamın mikrofonu açık olduğu için ona yankılı gitmiş olabilir. Bilemiyorum. Hocam birkaç isim siz bir şeyler selam göndermiş. Onları okuyorum. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih ARC sizin öğrenciniz sanırım. Çok selam söylemiş size. Selam. Şevket Sanal hocam muhabbetiniz bol olsun. Faydalı konu konuşuyorsunuz. Var olun maşallah inşallah demiş. Hacı Mehmet Akdoğan Samsun vaizimiz teşekkür etmiş. Sabri Bayındırlı şimdiden teşekkürler etmiş vaiz bey. Sabri Bayındırlı müftü hocam tarihi şarkıları icra etmişsiniz. Teşekkür ediyor. Turgut Yetim teşekkür mesajı geldi. Bozuk geldi demiş bir tanesi. Evet, bu neden bozuk geldi ona bilemiyorum ama sesimiz mi çok açık? Bozuktan kastınız yankı mı var? Ses netliği açısından onu bana söylerseniz Talip Bey. Evet, hocam selamları aldık. Şimdi bu şeyi mesela bu ilmin, üretimin, işte medreselerin, o pozitif bilimler yapılan yerlerin ve sanatın düşmanları çıkmış tarihin birçok şeyinde. Sadece bizde değil. Mesela Hristiyanlarda Ferisiler diye bir grup çıkmış. Bizde de Kadızadeliler çıkmış. Bu Kadızadelileri biraz açar mısınız? Bunlar neydi dertleri ki bu güzel insanlarla uğraşmışlar, ilmin önüne set çekmişler bu Kadızadeliler. Buyurun hocam. Oraya geçmeden o şeye devam edelim Adnan Hocam. Aa, hani niye... Yarım kalanı tamamlayın. Evet yok şey hani nerede kırılma başladı diyorduk ya. Evet. Yani Müslüman bilim insanları bu yani mevcut o dönemindeki bilim ve teknolojiyi kullanmanın ötesine geçtiler. Yani yeni icatlarda bulundular. Net tavırlar oluşturuldu. Akademik etik burası oldukça önemli. Akademik etik bir sistemle gözlem, deneyler, bilimsel çalışmalarda şey oldu. Yani bunların teknik bilimlerdeki bütün gelişmeleri de şeyi olarak görüyorduk bunlar. Yani Tanrı'ya ibadetin bir şeyi, açıklama tarzı olarak bu. Yani hem insanların
oldukça yani nitelikli bir hayat yaşamasına katkı sağlamak, ama bunu da Rıza-i Bari'ye uygun bir şekilde nasıl yapılacağına dair falan. İşte bu gerileme döneminde genel önemli hususlardan birisi de o da. Hani İspanya üzerinden gittik falan diyor ya. Hocam bu evet yani şey 17. yüzyıldan itibaren bir değil birçok neden var. Yani bunlar hepsi peş peşe geldi. Birisi nedir? İpek yolu eski kadim değerini kaybetti. Niye? Çünkü İpek yolu tarihte hep bizim elimizdeydi. Bir bakın evet. Cumhurbaşkanlığı forsundaki devletlere ticaret yollarındaki bulunan yerlerdir. Hatta Osmanlı ile Safevi ikisi de Türk devletidir. Aslında ikisi de başlangıçta Sünni paradigmadaydı ama kavga bana göre ekonomi politiktir. Tebriz üzerinden, ticaret yolu üzerinden tartışmalarla şey yapmıştır falan filan. Şimdi İpek yolu önemini kaybetti. Niye kaybetti? Çünkü İspanyollar ve Portekizliler çok daha önce Vasco da Gama falan diyor da Herodot'un deyişine göre Fenikeliler zamanında Ümitburnu'nu tekrar işleve haline getirdiler ve doğuya ulaştılar. Doğunun kadim kültürlerinin tamamını, medeniyetini, bakın maddi medeniyetinin tamamını batıya aktardılar. İşte sürekli yine alternatif yol bulayım diye sürekli batıya giderken Amerika'ya ulaştılar ve Amerika'nınkini de yine İspanya'ya getirdiler. Ve dünyada işte en önemli diller biliyorsunuz Çince, coğrafi açıdan. İkincisi İngilizce, işte sömürge dili, üzerinde güneş batmayan imparator. Üçüncüsü de İspanyolcadır biliyorsunuz. Dolayısıyla evet. Sömürgecilikle batı dışı toplumların ürettikleri bütün birikimler şeye geldi. Yani altyapı böyle oluşturuldu. İşte ardından Portekizliler. Ama tabii bu arada o Müslüman bilim insanlarının zirveye taşıdığı teknik metinler de batılı dillere taşındı. Ardından işte bilimsel devrimi, reform dediğimiz dini yenilenme, ıslahat, aydınlanma felsefesiyle işte batı o ürettikleri bilgi, bilim medeniyetinin teorik arka planını oluşturdular. Kant'la birlikte insan içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Descartes'la işte bu zirveye taşındı ama Auguste Comte'la birlikte tamamen bu şey metafizik ya da dini kuramlar ötekileştirildi ve pozitivist bir söylem oluştu. Ondan sonra da Fransız İhtilali ile birlikte bu şeye dayatıldı. Osmanlı işte burada sizin dediğiniz son derece önemli. Osmanlı yani Müslümanlar o zaman en büyük devlet Osmanlı, başka yok zaten. Bu yeni duruma uyum sağlamaya çalıştı ama içeriden şimdikilere benzeyen, aynı şimdi hani tarikatlarla Selefiler birbirlerine girdi ya, o ona bir şey diyor, o ona bir şey diyor falan. Evet. Aynısı Osmanlı zamanında oldu. Hatta o işte rasathaneler Tanrı'yı gözetliyor falan filan gibi sözlerle yıktırıldı falan. Yani bilim ve teknolojiye, şimdi de bir arkadaşım biri diyor ki ne uzaya gitmeye çalışıyorsunuz, verin bana 50 bin dolar ben size söyleyeyim falan. Aynı evet. Yani. Ve o adam işte Selefileri hedef gösteriyor. Bunu şeyde söylüyor, bu söylesene bilgisayarda söylüyor internet vasıtasıyla, millet insanlar uzaya gitmez, o bilimi fenni yapmasa sen bu ekranları falan nasıl kullanacaksın? Ya bu kadar mı insan akledemez yani? Evet. Yok buyurun. Hocam akledemez değil, işte gerekli bir ötekiyle bir diğerinden beslenerek riyaset ve din tacirliği yapıyor. Evet, tacirlik yapıyor. Evet. Felsefe karşıtı olmalarının sebebi de bu. Hani bir, düşünen kafalara sinekler üşüşür, büyüklerim benden daha iyi düşünür diyor ya, Osmanlı'da da Kadızadeler, Sivasiler çatışmasında aynı böyle oldu. Ve işin üzücü tarafı kaç yüzyıl geçmesi olmasına rağmen sanki dejavu yaşıyor gibi aynı şeyleri yaşıyoruz. Ondan sonra da sağ olsun o İsviçre'deki ve diğer yerdeki arkadaşlar şey yapıyor da, yeni onlar batıda olduğu için o bilgi, bilim, teknolojinin özellikle İsviçre için söylüyorum. Hani ya da Finlandiya, işte kuzey şey ülkelerin, İskandinav ülkelerinde hayat standardı çok daha iyi. Üçüncü, dördüncü nesillerinin garantiye almış adamlar. Oradaki kardeşlerimiz bu işi daha iyi biliyor. Yani bilgi, bilimsel kodla yeniden neler yapabiliriz düşünmek yerine hala Kadızadeler ve Sivasilerin yeni versiyonlarıyla uğraşıyoruz. Bu da bizim kaderimiz.
Hocam bugün daha bir video koymuşlar, Twitter'daydı. Hocam böyle bir şey olamaz. Bu adam TRT'de de konuşuyordu, Ramazan'da gördüm. Beş ne diyor biliyor musun? Büyüklerden bir zat, bir zelzele vardı. Dur ey zelzele dedi. Deyince diyor, zelzele diyor şey yaptı diyor. Ama altına öyle bir şey yapmış ki, insanlar hakaret etmiş ki, o zaman niye bu depremleri, zelzeleleri sizin efendileriniz durduramıyor diyor. Bu adam, şimdi bak, tasavvuf esasında güzel bir şey, mistik yaşam nedir? İnsanı ruhen ahlaken olgunlaştırır. Tasavvuf iyidir. Ama bu ilim açısından kafası boş mu? Yoksa dediğin gibi din ticarlığı ile alakalı bir beslenme mi söz konusu ki? Böyle bir cümleyi bir insan, bir Müslüman nasıl serdedebilir? Zelzeleye dur diyebilecek beşer namına hiçbir insan var mıdır ya? Bu nasıl bir mantık? Adam TRT'de Ramazan'da 2-3 defa programa çıkardılar bu adam. İsmi lazım değil. İzmir depreminde hepsi tatildeydi galiba bunların. Yani işte insanın içi acıyor ama maalesef bu lafları... Ondan sonra da diyorlar ki Türkiye'de deizm niye artıyor? Yahu yani bu kadar şeyde ne yapsın çocuklar? Hocam ben bu arkadaşların işin doğrusu ehli tasavvuf olduğu kanaatinde değilim. Niye? Tarikat oldukları kesin. Tarikatı bir yol, yöntem olarak görecek olursak. Ve bu çerçevede de riyaset ve din tacirliği, hepsi ekonomi politik birimlere dönüştü biliyorsunuz. Eğer gerçekten tasavvuf olsalar, sufi olsalar, İslam'ın ilk döneminden itibaren ki süreçleri takip etseler, işte bizim en önemli felsefi ekollerimizden birisi Vahdet-i Vücut ekolüdür biliyorsunuz. Muhyiddin Arabi. Evet, İbn Arabi. Onun açmazlarını şey yapan Vahdet-i Şuhut öğretisi vardır İmam Rabbani. Panteizm ve panenteizm diye karşılıyorlar ama bunlar yeterli değil. İşte Davud'un Kayseri, Sadreddin Konevi. Yani bunlara baktığınız zaman döneminin en ünlü felsefecileri, tasavvufi felsefe ya da felsefi tasavvuf ne derseniz olduğunu görüyorsunuz. Yani bu adamların felsefe karşıtlığına bak. O sufi filozofların o dönemin en ünlü ki hala en çok okunan alimlerdendir biliyorsunuz. İşte İbn Arabi'de, Sadreddin Konevi, Mevlana. Şimdi bakıyorsunuz, eğer felsefe ise onların yaptığı hakikaten ilahi aşk, teosofi anlamında felsefe onların. Bunların felsefe karşıtı olduğunu söylüyorlar. Yani dolayısıyla bunları çok ciddiye almamak lazım Sayın Hocam ama gençlerin bu tür söylemler karşısında din ve dini değerlerden soğuduğu da bir gerçek yani. Şimdi hocam bir dakika, şunu gönderdim de. Hocam Molla Lütfi diye bir adam var. Zaten haliniz iyi bilir. Ya bu adam böyle çok yetişmiş büyük bir alim. Yani şu anda tarif etmekte ben şey yapıyorum, gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla zaten döneminin uleması da kendisine hayran, hatta hasut yani kıskanıyor. Ve asılma nedenini, ne olduğunu söyleyeyim dinleyicilere. Buyurun. Hazreti Ali'nin malum dizine mi ayağına bir ok saplanmış savaşta. Bunu ben namaza durunca çıkarın demiş. Çünkü acısını hissetmeyeyim. Molla Lütfi de bunu şey yapmış. Örnek göstererek demiş ki bakın namaz bu. Bizim namazlarımız hikaye demiş. Yani hikaye derken bu acı hiç biz hiç ulan bize bırak. Yatmaktan ibaret demiş değil mi? Yatmaktan, ben o ifadeyi kullanmak istemedim ama siz felsefecisiniz ya şak diye söylediniz. Ben şimdi biraz daha hafifleştirmek için öyle dedim. Yani bize toplu iğne batırsalar hop diye hemen zıplarız. Hazreti Ali o kadar konsantre hareket ki Allah ile bütünleşiyor ki acıyı hissetmiyor. Adamcağız Molla Lütfi demiş ki bakın bizim namazlarımız böyle. Şimdi ben bunu kaç kişinin ağzından duydum, ben de dahil. Bak bizim namazlar aerobik gibi diyorum bazen. Bak o zaman ben de Molla Lütfi gibi gitmem lazım. Bunu neye göre söylüyorum kardeşim? Bu felsefi olarak söylüyorum. Ne demek o?
Yani şuur yok. İçi donanımlı böyle kalifiye bir namaz değil. O anlamda söylüyor. Lutfi de öyle söyledi. Adamı astırdılar ya. Kestirdiler başını. Ve sonra da pişman oldular. Çünkü azap çektiler. Bunun hesabı var ahirette. Nereye getireceğim lafı? Yani kadızadeliler, işte batıda ferisiler, ne bileyim günümüzde hala uzantıları, bunlar ola ola ne yapacak? Güneş aydınlığını bir şekilde çıkaracak. Bundan kim rahatsız olacak? Ben bugün dün itibariyle bir yazı yazdım. Rastladınız mı bilmem. Yobazizm ve Bruno diye. Yobazizm ve Bruno. Hani şu orta çağda yakılan Bruno var ya. Evet. Bruno da o zamanın işte kadızadeler gibi. Onlar bizim kadızadeler, onların kadızadeleri de onlar. Engizisyoncular. Galileo gibi, Galileo'da dünyayla bilimsel izahlarını işte vazgeçmesini söylemişler şey gibi. Aynı Galileo gibi Bruno'ya. Bruno ilmin haysiyetini ve izzetini halel getirmemiş. Ve hayır sizin dediğiniz gibi konuşmayacağım demiş. Neticede o yobaz takımı şeytanlar, Engizisyon şeytanları diyorum orada. Adamı yakmışlar. Ben diyorum ki yaktınız da ne oldu? Sizi bütün dünya lanetle anarken Bruno ismini altın harflerle tarihe yazdı. Bu kadar da aptal bu Engizisyoncular. Bunların uzantıları maalesef yer yer zaman zaman memleketimizde de ne yapıyor? Tebarruz ediyor hocam. İşte belki de başta dediniz ya sonra konuşuruz. İslam medeniyetinin o zirveye çıkarken önünü kesen bunlardı herhalde. Ya bu gibi zihniyetler. Evet, şey bu bir, ben bu konularda böyle şöyle bir fıkra anlatıyorum. Hem biraz daha konuyu anlatmak. Köyün ileri gelenlerinden birisi bir akşam işte yemek vermek istiyor. İşte genelde camiye 25-30 kişi akşam namazına geliyor. İşte o civarda yemek hazırlattırıyor. Oğlunu namaza gönderiyor. Diyor ki namazdan çıkanları getir buraya. Bir ikramda bunları falan. Namazdan bir imam, bir de bir cemaat, bir de oğlu geliyor. Gerisi nerede diyor. Sen bana dedin ki diyor. Namaz kılanları dedin diyor. Çıkana ne okudu diye sordum diyor. Sadece bu bildi diyor. Hocam bunun bir tane de enteresan bir şey var. Onu da ben söyleyeyim de. Bizim Müftü Bey'den dinlemiştim. Adam caminin karşısına bir meyhane yaptırmış. Cami cemaati tepki verse de adam yaptırmış. Bunlar da inşallah o oraya bir kasırga, bir tufan falan gelir diye dua etmişler. Hikmeti Hüda meyhane, bir kasırga, bir fırtına, bir efendim hortum neyse gelmiş. O gün meyhane yıkılmış. Meyhaneci bunları mahkemeye vermiş. Duydunuz mu bunu hocam? Bu hikayeyi... Yok, duymadım. Çok enteresan. Mahkemeye vermiş. İşte benim meyhanemi bu cami cemaati dua ettiler, yıktılar diye. Tazminat davası açmış. İşte şikayet etmiş. Bu cami cemaati de imam da dahil. Ya kardeşim biz şey yapmadık, biz yıkmadık demiş. Hakim demiş ki ey Allah'ım demiş. Bir tarafta duanın gücüne inanan bir meyhaneci, bir tarafta anladınız. Duanın hiçbir değerinin olmadığına inanan cami cemaati. Ben ne yapacağım demiş hakim. Şimdi aynen. Nereye getiriyor? İşte Molla Lütfi niye öldü? Molla Lütfi. Hocam demiş ya şeyin bir lafı vardı. Kant'ın mıydı? Kimindi o? Belki Voltaire'in miydi? Dünya vazgeçenleri değil azmedenleri hatırlayacaktır. İşte dünyayı aydınlatan bir söz vardı yine alemin ölümün bağlamında. Göçünce bağdakiler iner dağdakiler. Göçünce bağdakiler iner dağdakiler. Deminden beri bu cümleleri konuşan var ya, o bahsettiğimiz şeyler, işte onlar dağdakiler. Bağdaki insanlar ehli ilim, ehli sanat, dünyaya güzelleştiren insanlar idi. İnşallah bu bağdaki insanların ömrü uzun olur da güneşinin ışığı gelecek kuşaklara da ulaşır inşallah. Tabii hocam, ben arefe nefsevi fakat arefe rabbehu var ya,
O mesela kendini bir sözünün İslam kültürüne taşınmış şekli. Yani bunu manevi anlamda Hazreti Ebu Bekir üzerinden takip edenler hafi zikirle halk içinde halkla beraber olmayı tercih ediyorlar. Cehri zikirlerde Hazreti Ali'yi biliyorsunuz o damarı kullanıyorlar. Ve o damarın o ikisinin de o arka planlarındaki metafizik değerleri araştıran o büyük filozof, sufi filozofları dikkate almadan felsefe karşıtlığıyla bulundukları tarikatı slash yol yöntemi meşruiyet sağlıyorlar. Ben diyorum ki iyi ki ahiret var. Yani ne diyelim, onları çok fazla da ciddiye almamak lazım. Biz tekrar bilgi bilime dönelim hocam. Evet. Değmez yani. Bir içeceğim daha geldi ama değişik bir şey geldi. İnşallah hayırdır. Böyle bir sarı marı bir şey ama bilemiyoruz bakalım. İnşallah hayırlı bir şeydir. Evet. Yani şöyle boğazımı gıcıklatmaz anlamında. Yoksa bize güzel bakıyorlar sağ olsunlar. Allah evet. Ömürlerine ömür katsın. Amin. Ömür versin çünkü hocam böyle evet. Bu kadar net konuşan Diyanet'te şeyde yani yüzümüze karşılığını konuşuyor. Biz üniversite nispeten özerk. Yani daha rahat hareket ediyoruz. Öyle evet. Sonra Allah var. Hocam Allah, şimdi şöyle. Diyanette bu kadar sizin gibi net konuşan da yok işin doğrusu. Hocam şöyle. Biz talimatı Cenab-ı Hak'tan almalıyız. Hazreti Peygamber'in direktiflerine göre hareket etmeliyiz. Eyvallah. Eğer ortada bir yanlış görmüşsek şimdi şöyle düşünelim. Sizin fakültenin önünde bir yangın var. Siz bana ne deyip odanıza mı kaçarsınız yoksa ya bir kova su veya bir oksijen tüpünü alayım ben de yardımcı olayım mı dersiniz? Tabii. Değil mi? Söndürmeye çalışırsınız. Ortada bir yangın, bir şey görünce biz kalbi acıyan, sancı çeken, Hazreti Muhammed'in gerçek taliplileri peşinden giden, onun sünneti böyle olur ha. Formel değil yani sünnet. Formel sünnetinde yap ama yangını da orada tek başına bırakma. Oraya bir kova su dök. Ben onu evet. diyeceğim. Yani oraya bir kova su dökmüyor. Ben işte sünnet işte şeyim diyor. Sünneti formel sünneti işledim diyor. Senin oraya yangına kovayla su dökmen sünnet. Tamam mı? Kur'an'ın biz peygamberimizin sünneti Kur'an'ın hayata geçirilmiş şeklidir. Yoksa geleneksel Arabistan'daki giyim kuşamına müteallif şeyleri değil. Ha yine onu da yapıyorsan yap ama aslı olan o değildir. Aslı olan Kur'an'ın ilkelerini hayata koymaktır. Bunu koymuyorsan, susuyorsan, yangın orada varken, şurada bataklık varken, sen bataklığa ya ben batmıyorum nasıl olsa bırak kim batarsa batsın diyorsan yarın senin de ananı ağlatacak. O yangın sana da ulaşacak. Ona sus, buna sus, şunu söyleme, bunu söyleme. Böyle bir şey yok. Ebu Zer niçin ismini altın harflerle tarihe yazdı? Yanlış iş yapanlara bak yanlış yapıyorsun dediği için yazdı. İsmini yazamayanlar, yangınlara bir kova su dökemeyenler silinip gittiler. Hatta bazıları lanetle anılmaz. Arkanızdan dua ettirmek istiyorsanız yangına bir kova su dökeceksiniz. Hazreti Peygamber'in enfes bir sözü var. Neydi o? Ya konuk sensin beni konuşturuyorsun hocam. Yok bu karşılıklı üstad sohbet ediyoruz. Söyle şimdi. Hazreti Peygamber'in muhteşem bir sözü var. İşte bu iltifat-ı Muhammediye layık olmak en büyük zenginlik, en büyük devlettir. Demiş ki Ebu Zer için. Bu güneş Ebu Zer gibi dürüst bir insanın üstüne ikinci bir insanın üstüne doğmamıştır demiştir. Dürüst. İslamiyet de dürüstlük ve doğruluk üstüne kurulmuştur. Abdestten, namazdan, oruçtan ibaret zannetme İslam'ı. Bir kimse namazını kılar, abdestini alır, orucunu tutar efendim falan filan. Tamam. Fakat bir zulüm gördüğü zaman ona sessiz kalıyorsa hepsi boştur. Benim itikadımca. Benim 35 sene, 40 senedir İslam mirasından öğrendiğim bu kardeşim. Böyle bir şey yok. Adam şurada zulüm görüyor. Ya bana ne? Şimdi benim fiyakamı bozarlar. Senin ananı ağlatacaklar. Sadece fiyakan değil ki.
Çünkü oradaki müdahale etmediğin bir kötülük, bir de sabah akşam diyor ki, kürsüye çıkıyor veya bir yerlerde birilerini duyuyoruz. Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin. Hazreti Muhammed sözü. Amenna. Aleyhissalatu vesselam. Aleyhissalatu vesselam. Efendim ona gücü yetmiyorsa diliyle. Ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz et. Ula üçünü de yapmıyorsunuz. Üçü de yok sizde. Dolayısıyla deminki söylediğiniz cümle bu anlamdaysa benim için en büyük devlettir. Apartmanlarım, yatlarım, katlarım olmayabilir. Ama biliyorum ki hakkı söylediğimiz için bizi gönülden seven dostlarımız var. Bu yetişti. Evet, evet. Hocam buyur, iki cümle de sen söyle hocam, değerli hocam. Bu vesileyle hakikaten Ebu Zer'e Gıfari'yi ve onun takipçilerini rahmetle anmak lazım. Bence de hocam. Ben hocam, mesela bizim buyurun. Ben işte 1980 ihtilalini de yaşadım ya, 12 Eylül'ü. Ondan önce işte sağ sol ayrımları vardı falan. Sonra ODTÜ'ye, master'a gittiğimde oradaki Marksist arkadaşlarla biraz daha şey yaptık, yakın temasa geçtik falan. Onlara dedim ki siz nasıl kapitalist sosyalistsiniz? Nasıl yani? Ebu Zeyd Gıfari'den haberiniz var mı? Yok. Ali Şeriat'ın haberiniz var mı? Yok. Nurettin Topçu'dan haberiniz var mı? Yok. Ama işte bu aynı zamanda can yakıcı nokta o. Ebu Zeyd Gıfari'ye neler yapıldığı malum biliyorsunuz. Zebeze'ye sürüldü. Ve evet, o haksızlıklara karşı. Ama Ebu Zeyd Gıfari'nin misyonu, hele bu özellikle bu vahşi kapitalizmin zirveye ulaştığı dönemlerdeki o Peygamber Efendimiz'in sosyal adalet kavramını, yaşayan sünnet, sizin o dediğinize ben yaşayan sünnet diyor, haline getirmiş bir şahsiyetti. Diyorum ki bakın bu sosyal adaleti bu gündemde tutan böyle insanlar var. İslam'ın ilk dönemlerinde de vardı. Size anlattıkları gibi itaat kültürü üzerine değil, direniş kültürü üzerine, haksızlık üzerine, direniş kültürü üzerine bir perspektif var ve bu insanlar İslam tarihinde seçkin zekalardır. Ama hakim paradigma size bunların tersini söylüyor falan diye. İşte Ebu Zeyl Gıfari'yi de bu kadar hayırla yad etmemizin sebebi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini yaşadığını ve yaşayacağının göstergesi değil mi? Hepsine Allah rahmet eylesin. Sizin daha önce, ben sizin daha önce bir makalenizi okudum. Hazreti Peygamber Peygamber olmadan önce bu tip zulümlerle, pisliklerle, kötülüklerle mücadele ettiği bir dernek içinde yer almış ve aktif olarak. Bilmiyorum, konuyu farklı yere çekmiş olur muyuz? Hilful fudul mevzu. Yok, çekmeyin. Çünkü bunlar hepsi bilgi, bilim, medeniyet, İslam tasavvuru üzerine spesifik Bitti. Olarak. Ne, evet. Bak ne güzel söylediniz. Bu da İslam medeniyetinin, gerçi o İslam'dan önce ama Hazreti Peygamber İslam'dan önce de çok değerli bir insandı. Ve herkes tarafından sevilen, sayılan bir insandı. Dolayısıyla bu tip haksızlıklarla mücadele etmek için bu dernek faaliyetinin içinde bulunmuş. Hilful Fudul'da efendim zalimlere bir tokat indirmiş tabiri caizse. Efendim birkaç soru gelmiş hocam. Daha doğrusu selam söyleyeyim mi size? Bir şey söyleyecek miydi? Erdemler Cemiyeti ile ilgili hususu hatırlatayım. Ben onu Buyurun. Hakikaten çok önemsiyorum üstadım. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın vahiy gelmeden önceki hayatını pasif muhalefet, sivil itaatsizlik olarak okuyan. Yani ne demek? Mevcut sistemin içinde üçüncü şahısların özlük haklarına halel getirmiyor ama kendi temel değerlerinden de asla taviz vermiyor. Ticaretin içinde Tabii. yaptığı en ufak yanlışlık gündeme gelir ama gelmiyor. Dolayısıyla el-emin sıfatını alıyor ve o dönemde ticari hayatta ki aksaklıkları gidermek için kurulan sivil oluşum Hilful Fudul Erdemler Cemiyeti'nde kendi sistemlerine muhalif olan bir insan alıyorlar. Bu o kadar önemli ki teoriyle evet. pratik arasındaki uyum. Sonra vahiy geldikten sonraki süreci de aktif direniş, aktif muhalefet ve Medine'den dönüşümü de sistem kurma olarak okuyorum. Buyurun şeylere geçebiliriz. Hocam bizim memleket demiş ki Murat Dağlıoğlu Konya'dan. Hocam bize memleket meselelerine karışmayın. Dinimizi anlamak için derin sorular karşısında bize dini fazla sorgulamayın. Bize kötülük etmişler meğer diyor. Gömleği
Gömleği arkasından yırtılanlardan olmaya gayret edeceğiz. Yusuf misali demiş. Hocam felsefeye bak hocam, bak gömleği arkasından yırtılanlardan olmak. Bu Muratçığım, bu senin ifaden değil, sanki biraz Cücane Cündoğlu kokuyor bu cümlede. Kimin bu cümle, senin mi, hoşuma gitti, bu bunu yaz oraya. Efendim Sevinç Günay Bayrak selam hocam demiş. Murat Dağlıoğlu yine Adnan hocam bize iyi bir model, Adnan Zekilere hayran oluruz demiş. Sağ ol kardeş, biz ismimiz önemli değil. Burada doğruyu güzeli söylemek hocam da biz de onun için varız. Ebu Ser şerefimizdir, onurumuzdur demiş Dağlıoğlu. Ömer G. Güç ağzınıza yüreğinize sağlık Sayın Müftüm. Kenan Güngör Almanya'dan Allah razı olsun. Kürt dikkat dinliyorum, ziyadesiyle memnunuz hocam. Süleyman Yıldız baş tacısınız demiş, böyle mesaj göndermiş. Efendim değerli hocam burada birkaç sorum daha var. Siz bir şey diyecek miydiniz demin cümleden? Yok, yarım yok, kalan bir şey var mı? Yok, böyle sohbet ediyoruz zaten. Evet. Yoruldunuz mu? Yok. Hocam. Yani isterseniz bu bir o bizim odada da şey yaptığımız, eğer hazırladıysanız bilmiyorum ama bu nefeslerden birini de şey yaparsak, çünkü o bu gönül ehli insanların o dikkatlerini de şey yapıyor ya, hem evet, ruhun sağlığı alanında bir musiki ile şey yapabiliriz. Yoksa ben devam ederim yani. Şöyle yapalım. Bu sanırım teyipten ben bir şartla gidiyorum zaten. Diyorum ki araya muhakkak musiki olacak falan diye. Evet. Şöyle yapalım. Utnam bir şey yapayım burada. Minik. Sanki. O daha güzel. Öbür teknik sesin haricinde. Ha, o teknik biraz eko yaptı diyorlar. Ben de böyle şey bilmiyorum. Bundan bakayım. Şu udun sesi iyi geliyor mu? Bir söyler misin hocam? Geliyor mu hocam? İyi geliyor mu sesi? Çok iyi. Hiç eko falan yok. Yani buraya sıkıştım. Burada nasıl çalacaksam bilmiyorum. Şimdi bu eser Osmanlı'da Nevi diye biri var. Nevi. Onun bir dörtlüğü var. Onu ben bestelemiştim. Nefesvari, tevhid diyoruz biz bunlara İslam edebiyatında, Türk İslam edebiyatında. Tevhid, Allah'ı, vahdaniyeti, birliğini anlatan nefeslere, ilahilere, sözlere denir. Dinleyicilerimiz için söylüyorum, siz bilirsiniz. Efendim, onlara tevhid denir. İlk önce sözlerini söyleyeyim, sonra icra edeyim. Hani demin İbn Arabi'den bahsettiniz ya, aslında onun felsefesi de vardır burada. Allahu Teala'yı ne yana baksan Allah görürsün anlamına gelen bir dörtlük bu. Şöyle ki bazıları panteizm diyebilir, bilemem ben. Ben panteizm olarak algılamıyorum. Ben dörtlüğü söyleyeyim, sonra yorumunu yaparsanız yapın. Ben bilmez idim, gizli ayağın hep sen imişsin. Canlarda vütenlerde nihan hep sen imişsin. Senden bu cihan içre nişan ister idim ben. Ahir şunu bildim ki cihan hep sen imişsin. Eser bu efendim. Ben bilmez idim gizli ayağın hep sen imişsin. Ben bilmez idim gizli ayağın hep sen imişsin. Canlarda ötenlerde nihan hep sen imişsin. Canlarda ötenlerde nihan hep sen imişsin. Senden bu cihan içre nişan isterdim ben. Senden
o cihan içine nişan ister idim ben. Ahir şunu bildim ki cihan hep sendeyse. Ahir şunu bildim ki cihan hep sendeyse. Eyvallah. Budur. Yüreğiniz hocam sesiniz geldi bilmiyorum. İyi miydi öbüründe? Ha. Yani öbüründen, yani öbürü de güzeldi hocam ama bu daha yani, şey. Biraz eko yani. Yani canlı gibi olmaz, kusura bakma, ben özür diliyorum şeylerden, evet. Dinleyicilerden. Hocam bu böyle yani. Evet. Şimdi bu dörtlük üstüne bir yorum yapacak mısınız? Geçeyim mi? Yani diyor ki evet. Ben bilmez idim. Gizli ayağın hep senimisin. Yani açıkta ve gizli de hep senimisin. Hani Kur'an'da bu var. Sizin kalbinizde ne gizlediğinizi, ne açığa vurduğunuzu hepsini o bilir. Canlarda ve tenlerde nihan hep senimisin. Sen bütün ruhlarda ve bedenlerde saklısın diyor. Hissedene, hılkat-ı ilahi, DNA'sına mı, çipine mi, her yerine, hücrelerinde bulursun Allah'ı. Senden bu cihan içre nişan isterdim ben. Ya senin ya Rabbi varlığın noktasında bana bir işaret verdi ya. Ben seni bir hissedeyim. Yani bir göreyim seni. Sonra baktım ettim. Tabiatı inceledim. Kainatı şöyle bir temaşa eyledim. Ahir şunu bildim ki, sonunda anladım ki cihan hep seninmişsin. Bütün cihana ne yana baksam eser-i ilahiyi gördüm. Hani eserden müessire gitme, sizin konularınız bunlar hocam. Evet. Şimdi deminki arkadaş demiş ki hocam o söz benim değil Dücane Cindoğlu'nun demiş. Ben zaten bu bayağı bir felsefi derinliği olan bir sözdü. Dücane söylemiş. Dücane Bey söylemiş. Efendim Turan Metin selamlar, ağzınıza sağlık. Kenan Güngör Almanya'dan güzeldi hocam. Hocam sesinize sağlık, emeğinize sağlık demişler. Evet. Değerli hocam, şimdi ben bir soruların içinde yazmıştım. Yavaş yavaş toparlayacağız. Ben bu konuyu çok önemsiyorum. Zatıaliniz de muhakkak şey yapacaktır. Anadolu İslamı, İslam'ın Anadolu yorumu diye bir ifade var. Yani dervişler ve dönemin efendim mistik insanları diyelim. Sadece Anadolu'da değil de Balkanlara kadar bu hikmetle söylenmiş sözlerle insanların gönüllerine girmeyi başarmışlar. Anadolu İslamı bu mu demektir? Ve bu ifadeyi kullanmak doğru mudur? Hocam ben şimdi işin doğrusu 15 Temmuz 2016'yı hakikaten bir dönüm noktası olarak alıyorum kendi adıma. O döneme kadar bu terimi Anadolu İrfanı, Anadolu İslamı terimini kullanan cemaatlerin cemiyetleşeceğini, STK'ya dönüşebileceği iddiasındaydım. Ama onlardan birinin neler yaptığını görünce, terörist bir yapıya dönüştüğünü, diğerlerinin de ondan sonra yine bu dediğiniz terimlerle aynı perspektifi farklı alanlarda devam ettirdiğini görününce, bu ben Anadolu İrfanı tezini tırnak içinde kullanıyorum. Artık daha şey yapıyorum. Kullanmıyorsun. Eleştirel yaklaşıyorum ve diyorum ki evet. Buradan kasıt şuysa eğer biz yani öyle diyerek yine o riyaset ve din tacirliğine bir şekilde devam ettirme ihtimalleri var. Onun yerine sizin de önemli katkıda bulunduğunuz o Türkistan-Türkiye irtibatını temellendirmek, kültürel kodlarını okumak, felsefeyi Anadolu'dan yeniden yurtlandırmak diyorum. Bu çerçevedeki bu birikimi işte mesela Horasan erenleri, bu dediğiniz perspektif, Ahmet Yesevi, hani şöyle söylüyorum onu ben, bizim Türkler Müslüman olduktan sonra bu Fars ve Arap akıllarının dışında bir perspektif geliştirdi. İşte siz de ilahiyat mezunusunuz.
Biraz önce Peygamber Efendimiz'i büyük bir iştiyakla anlattınız değil mi? Onu yaşayan sünnet haline getirdik. Ebu Zeyr'in Gıfari'den mesela. Bakıyorsunuz Peygamber Efendimiz'in o fiili, kavli ve takribi sünnetlerini hayata geçiren o kütüb-ü sitte dediklerimizin 5 tanesi kimdir? Türktür. Ama bunu hiç söylemezler. Dolayısıyla ben diyorum ki bu ekonomik politik savaş Emevilerle birlikte Efendimizin getirdiği sisteme karşı bir devrim oluşturdu. Yani ne demek? Veda hutbesiyle dünyaya deklare ettiği o adil sistemi tekrar kabilevi yönteme, aşiret yöntemine dönüştürdüler. Şu andaki Arap dünyası ve Orta Doğu, orada uzun süre kaldığım için, yani uzun süre dediğim, yani orada yeterince kaldığım için, bir gün iki gün değil, Ürdün'de ve Yemen'de bulundum. Tekrar ona dönüştürdü. Bunun karşısında da işte Pers, Sasani kültüründen Müslüman olan Farslar, İranlılar var. Her ikisi de birisi işte Selefilik, şimdi günümüz için söylüyorum, öbürü de şey için Şiilik üzerinden ekonomi politiklerine şey verdi. Örttü yani, meşruiyet sağladı. Ama Türkler Müslüman olduktan sonra işte Hanefi fıkı dediğim, işte Ebu Hanife'yi biliyorsunuz zaten, o da Mevali'den. Maturidi'yi evet, zaten biliyorsunuz. İşte diğer imamlar şey gibi, hadis imamları gibi. Yani Arap ve Fars akıllarının dışında bir perspektifte İslam tasavvurunu geliştirdiler. Ben bunlara ister Türkistan Müslümanlığı deyin, ister Türk Müslümanlığı deyin, Arap ve Fars akıllarının dışında geliştirdiği perspektif diyorum. Bu Anadolu irfanı sözündeki o yarayı ya oraya tekrar düşmemek için de onlar hani felsefe karşıtı ya, evet, bu tarikatlar. Bakın onlara tasavvuf birimi de demiyorum. Tarikatı gayet rahat kullanıyorum çünkü tarikat yol yöntem demek. Kendilerine bir yol yöntem yapmışlar ve dinsel bir meşruiyetle ona gündeme sunuyorlar. Anadolu irfanı altında onu örtme riski var Adnan Hocam. Bunu iyi ki hatırlattın. Bak önceki istişarelerimizde bu yoktu. Allah razı olsun. Bu benim yarayan kanam. Evet, şimdi diyorum ki bizim perspektif diyorum. Türkistan'dakileri getirdiğimiz bu Fars ve Arap akıllarının dışındaki Müslümanlık tasarı, işte bu Harezmi ve işte Ulu Beyler, diğerleri falan, bunların bilim, Biruni, bilgi bilimsel modları biliyorsunuz. Bir de burada bulduklarımız var. Yani işte bu Hitit, Çorum'dayız ve işte kardeşlerimiz dünyanın diğer taraflarından şey yapıyor. O Anadolu'yu da yüzyıllarca hüküm sürmüş Hitit medeniyetinin merkezi. Ondan önce Hattiler var, Sümerler var. İşte Grek-Latin kültürü var. Buradan aldığımız perspektifin ikisini bir arada üretme var. Dolayısıyla ben buna Türkistan Müslümanlığının, işte bu Yesevi İşte Türkçe söylemiş biliyorsunuz. Sizin özellikle katkılarınız önemli. Bunun Sünni damarının, Yunus Emre'nin deyişleri, şiirleri, Alevi damarını Hacı Bektaş Veli'nin kanalıyla ta Balkanlara kadar gittiğini, gönül erenleri olduğunu, gönülleri fethettiklerini söylüyorum. Bunu söylüyorum ama bunu söylerken bu adamların hepsi Yesevi'nin sünnetini, sünnet biliyorsunuz yol takip edilen, kendi rızıklarını kendi kazanmış. İşte Somuncu Baba'yı ister diğerlerini alın, hep rızıklarını alın teriyle kazanmış insanlar. Yani millete, evet, asalak gibi yapışıp orayı emen, hortumlayan insanlar olmamış. Ama Anadolu irfanıyla bunu örtüyorlar Adnan Hocam. Bunu özellikle istirham ediyorum. Ben buna işte Türkistan Müslümanlığı diyebiliriz diyorum. Anadolu Müslümanlığı derse işte onunla karışma riski var. Ve paradoksal bir şekilde bunu diyen adamlar aslında Arap kültürüne, işte o biraz önce dediniz ya, kılıklarına, kıyafetlerine falan filan baktığınız zaman tekfir ettikleriyle aynı adamlar bunlar. Evet. Hocam işte Kudüs'e gittiniz, gördünüz. Kudüs bizim için son derece önemli. Artuklu Bey'inin, değil mi, orayı bir üniversite şehri haline getirdiği yapı. Orada bakıyorsunuz Mesihi mahalle var. Hristiyan mahallesi demediğime lütfen dikkat buyurun. Musevi mahalle var. Ve Müslüman mahallesi var. Mesihi mahallesiyle Hristiyan, Musevi, İsevi mahalleye gittiğiniz zaman
erkeklerin ve kadınların aynı giyindiğini görürsünüz. Her ikisi de çarşaflıdır. Her ikisi de siyah şey giymiştir. Bunların onlardan ne farkı var? Dolayısıyla Anadolu irfanı adı altında güya onlara karşıymış gibi şey yapıp onlarla örtüşme riski var. Ben son zamanlarda özellikle 2016'dan sonra bu Anadolu irfanı teriminin de oldukça örtücü bir şey olarak kullanıldığı kanaatindeyim. Ben onun yerine Türkistan Müslümanlığının Anadolu'daki tecellisi Yunus Emre ve şey üzerinden Sarı Saltuklar üzerinden onu söylemeyi tercih ediyorum sevgili hocam. Yani o Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Anadolu'ya gönderdiği dervişleri İslamiyet'i ve Türklüğü yaymışlar. Hikmet söylemişler. Hani Ahmet Yesevi'nin bir ilahisinde dile hikmet dizerler. Onlar gönüle hikmetle seslenirler diye bir şeyi var, şiiri var. O zaman Türkistan'dan Türkistan Müslümanlığı kelime şeyini mi kullanmak daha doğru? Yani ben daha teknik olarak diyorum ki Fars ve Arap akıllarının dışında geliştirilen Türk Müslümanlığı, Türkistan Müslümanlığını daha makul görüyorum. O zaman İslam'ın Türk yorumu dense bir zarar olur mu? Evet, olur. O olur ama Anadolu irfanı dediğim o risk var ve örtüyorlar. O riyaset ve din tacirliğinin bu benim kanaatim. Ve ilk defa da işin doğrusu siz vesile oldunuz. Burada kamuoyuna açıklanmış oluyor. Sürçülisan ettiysek affola yani. Estağfurullah hocam. Bu yalnız bu dervişlerin günümüzdeki bazı işte demin söyledim ya zelzeleye dur deyince duran tarzdaki dervişler olmadığını biliyoruz. Orada hemfikiriz. Hatta az önce dediniz ki ya onlar üreticiydi, çalışıyordu. İşte ahiler de bunlardandır. Mesela tabii, derviş tabii, ama tabii. Adamlar değil mi efendim? Dürüst ticaret yapmışlar, üretmişler. Günümüz şeyine bakıyoruz. Adamlar rant merkezleri ulan Boğaz'da, sahilde, orada burada bakıyorsun. Gayrimenkul zenginleri. Böyle bir tasavvuf olur mu? Hani dünyada züht ne demektir? Tasavvufun ana kelimesi züht. Dünyadan uzaklaşmak. Habire dünya rant. Böyle dervişlik olur mu ya? Şey deyince böyle dervişlik olur mu deyince bir şey geldi aklıma. Aka Gündüz Kutbay diye bir neyzen var dervişlerden eskilerden. Sizin alanda olmadığı için belki bilmeyebilirsiniz ama. Duydum ama. O da ne üfler? Şimdi arkadaşları gelir hep evde meşk yaparlar, çalarlar, söylerler. Derviştir ama aynı zamanda. Karısı da yazık. Habire bunlara börek, çörek, bilmem ne şu bu. Bir gün demiş ki ula aka demiş. Evet. Biliyorsun dervişlikte çile esastır. Çile vardır. Nefse çile şey yapıp ruhu olgunlaştırma yani. İnsanın mütekamiliyet yolculuğuna denir bu. Demiş ki aka demiş ya dervişliği sen yapıyorsun çileyi ben çekiyorum. Nasıl dervişlik yani, çok doğru dedi, vallahi. Değil mi hocam? Yani ben börek çörek yapmaktan anam ağladı diye ya sen ha kimi derviş sen misin derviş ben mi? Şimdi baktığın zaman derviş öyle dünyaya habire şuradan tapu kotarayım, şuradan rant devşireyim, şuradan boğazdan yala alalım. İşte tarikatımız büyüsün bilmem ne yapsın. İşte birbirimizden alışveriş yapalım. Başka yerden al. Biz gavur muyuz? Bizden de al. Müslümanlık hani bütün kainatı geniş anlamda söylüyorum. İlk önce kendi insanını kucaklama. Biz aynı memleketin çocuğuyuz. Ama geniş şeyinde Mevlana'nın bir sözü var. Hani ben şey pergel gibiyim, bir ayağım şeriatta bir ayağım şeyde diye. Sen hatta dervişlerin bir felsefesi Yunus diyor ya adımız miskindir bizim. Düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize. Kamu alem bize bir ise dervişliğin felsefesi buysa sen birbirinizden alışveriş geçtik alışverişi. Bakıyorsun bir yere hop bizim şeyden gruptan diyor torpil yapıyor iltimas. Ula senin dininde iltimas torpil haram değil mi? Sen hangi İslamiyetin çocuğusun? Hocam böyle garip garip bir tasavvuf anlayışı. Dolayısıyla ben tasavvufu seven bir insanım ama yarın bir gün ben de bunlardan artık tamamen çıkarsam artık seyret şeyi curcunayı. Niye? Ben seviyorum ben bakıyorum tarihsel geleneğinde görüyorum ne kadar güzel insanlar yetiştirmiş bu tasavvuf geleneği. Bir de şimdi kıyaslıyorum
zelzele durduruyorlar. Efendim uçak düşürüyorlar. Füzeyi ne bileyim gökte vuruyorlar. Ne bileyim sizin yatak odanızdaki odanızı en ince ayrıntısına kadar görüyorlar. Bu dinin peygamberi, Allah'ın en sevdiği kulu, en önemsediği diyelim. Şeyle Kur'an-ı Kerim'de sen yüce bir ahlak üzeresin ya Muhammed diye iltifat ettiği o büyük insanın böyle vasıfları yok ama bu arkadaşların böyle vasıfları var. Nasıl bir şey anlayamadım. Dolayısıyla yarın bir gün iyice düşman haline gelirsem sebebi bunlar. Ama ben şeyi bildiğim için tarihsel gelişimini şimdilik henüz bir düşmanlık yapmıyorum. Ama gerçekleri de söylerim. Bizim dinimiz böyle zelzeleye dur diyen efendim gökteki meleklerle kol kola gezip Azrail'in alacağı canı ne yapıyorsun Azrail? Sen bu canı alamazsın. Benden izin aldın mı diyen bir tasavvuf anlayışı bizim dinimizde yok. Cüneydi Bağdadi önemli bir sufidir. Cüneydi Bağdadi. Bazı sohbetlerde söylüyorum. Demiş ki dayısı Serius Sakati'ydi sanırım. O da önemli bir tasavvuf adamı. Demiş ki dayı demiş önce şeriatı fıkhımı tahsil edeyim yoksa tasavvufa intisap mı edeyim demiş. Demiş ki oğlum önce öğren, bilgin sağlam olsun, şeriatı iyi bil. Ondan sonra tasavvufun içine girdim. Şimdi adam mesela bak hocam derviş, kocaman sakalı var, kafasında sarık, cübbe, hepsi var. Şeyh bu adam ne diyor biliyor musun? Ben sadece bir şey söyleyeceğim. Tarikatımızda diyor. Tarikat diyor. Bak daha kelime mensubu oldu şeyin. Oradaki t harfinin yanında elif yok. O tarikat değil. Tarikat. Daha bunu bilmiyor adam. Oraya posta oturmuş hocam. Ve bu adam derviş mi şey yapacak? Düşün artık ne kadar şeyci, cahil bir adam. Zaten hatırlarsanız. Anadolu irfanıyla bunları örtüyorlar. Aman hocam dikkatli olmakta fayda var yani. Yani o terimi son zamanlarda kullanmaya başladılar. Ve bu bütün yanlışlıkları onun üzerinden örttüklerini düşünüyorum ben kendi adıma. Oysa evet. Bizim Yesevi'ye bakarsanız Alp Erem'dir biliyorsunuz. Evet. Alp o İslam öncesindeki yiğitliğin simgesidir. Eremlik de bu dediğiniz anlamda fizik metafizik irtibatını yani ihsan mertebesine erenlerdir. Bunun İslam öncesinde de Şaman Kaman'la irtibatı var. Dolayısıyla bu Alperen dediğiniz bu ikisini birleştirmiş insanlar. Bunlar işte ahi evrenden bahsettiniz. Sosyal hayatın içindeler, ekonomik hayatın içindeler. Her an ticaretin içindeler ve insan yetiştirme sanatı üzerindeler. Bunlar insan yerleştirme sanatı da ihtisaslar hocam. Beni konuşturuyorsunuz. Bunu geçeceğiz. Evet. İnsan yetiştirmek ne güzel bir ifade. Çinlilerin bir sözüydü. Eğer ileriki kuşakları düşürüyorsanız insan yetiştirin demiş ya. Pirinç yetiştirmeyle alakalı bir sözleri var ya Çinlilerin. 500'ün sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin demiş. Evet bakın ne güzel. Onun içinde habire dikkat ediyor musunuz? Diyor ki şeyde Çin diyor gelecek şeyin diyor yılların en güçlü power China. Yani en güçlü ülkesi olacak bir ibare vardı onu şimdi hatırlayamadım. Yani dikkat edin de her alanda üretim içerisindeler. Üreten insanlar efendidir. Habire tüketenler de üretenlerin kölesidir. Onun için de demiş ki ya büyüğümüz peygamberimiz Seyyidun Nas Hadimuhum insanların efendisi onlara hizmet eden üretendir. Bir başka söz yine köylü milletin efendisidir demişler değil mi büyükler geçmişler. Yani nasıl efendilik? Geçen gün İskilip'ten geliyordum hocam. Yolda evet. Baktım köylü karpuz koymuş oraya. Karpuzun zamanı geçmedi mi? Geçti. Ama orada biraz daha herhalde yüksek yerde mi bilemiyorum. Yerli karpuz alayım dedim 3-5 hem köylüye katkımız olsun. Üretiyor adam. Evet. Efendim 2-3 tane karpuz aldım ama ne karpuz hocam? Bak. Ciddi mi? Ya Mahmut amca bir de videosunu paylaştım. Domates, biber neyse aldık. Diyeceğim o ki adam üretiyor. Dedi ki konuşurken nasıl dedim düzen. Vallahi dedi şey yapıyoruz. Ekiyoruz, dikiyoruz. Çok güzel yiyoruz. Bunlar lezzetli hocam dedi. Tanıttım kendimi. Çok para kazanıyor mu dedim. Ha şöyle dedi pardon.
eziklerini vermiyorum bak dedi, iyilerin şeyini seçiyorum dedi. Dedim bizi aldatan bizden değildir dememiş mi peygamberimiz dedim. Doğru söz söylüyor peygamberin sözü. Ya geçen dedi komşu da orada ileride dedi bir tomar para buldum. O kendi tabirini söyleyeyim. Bir balya para buldum diyor. Ne kadarsa balya. Hocam saman balyaları gibi mi artık? O kadar büyük yok, değil. Yani. Bir şey destedir. Ama şöyle ifade yaptı. Bak tam böyle dur şöyle. Dur, ha şöyle. Duramıyor. Ha şöyle. Koca bir işaret yaptı. Bir balya para buldum dedi. Komşuya getirip verdim dedi. Peki niye verdin? Aldatan bizden değildir dedim ya. Onun üstüne bunu söyledi. Ya dedi hocam dedi ben kendi paramı yiyemiyorum dedi. O kadar yani çok diyor ya domates ektim biber. Allah veriyor diyor üretene. Buyur. Ekmiyor ki adam şeyde. Alperen zihniyeti bu işte hocam. Heh, bak ne güzel örnek oldu. Alperen zihniyeti değil mi? Biz buna Anadolu irfanı demeyelim de Alperen şeyi diyelim. Tabii çünkü Yesevi'nin terimi o çünkü. Mesela ne işte bir baba ve diğerleri falan hepsi öyle üstadım. Allah gönüllerine göre versin. Yani bu zihniyeti diri tutup o diğerlerinin tasallutundan kurtarmak lazım. Kazakistan'da Yesi'de Ahmet Yesevi sempozyumunda ben Ahmet Yesevi ile Nurettin Topçu'yu karşılaştırdım. Ya hocam üzücü olan taraf şu. Ahmet Yesevi'nin o dönemindeki din istismarına karşı söylediklerinin hemen hemen benzerini Nurettin Topçu 20. yüzyılda söylüyor. Dolayısıyla bunların hepsi o dediğiniz terimler üzerinden din istismarı yapıyor. Oysa önemli olan o bilgi bilim zihniyetini diriltmek, Peygamber Efendimiz'in tavırlarını güncellemek, yaşayan sünnet haline getirmek. Bizimkiler buna tedbirin mütevahidin diyor. Birey yönetimi yani. Bunu nasıl yaparız üzerine düşünmek. Sonra tedbirin menzil işte ev yönetimine. Sonra tedbirin müdür, siyaset yönetimine. Bunun da fıkıh, kelam ve etik politik olacağını üzerine düşünmemiz lazım. Yoksa bu adamların söylediklerini çok fazla gündeme alırsak yine onlara prim vermiş gibi oluruz. Böyle ana hatlarıyla bahsedip biz kendi istikametimiz üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız lazım diye düşünüyorum. Evet hocam Ahmet Yesevi'den bahsettiniz ya onun Ahir Zaman Şeyhleri diye bir bu konumuzu aslında özetleyen zatıhaliniz ezberinde falan yoksa buradan yok, ben okuyayım mı hocam onu okuyayım mı? Vallahi çok iyi olur. Hürmet yani edin. Tam konumuzu aslında Ebu Zeril Gıfari'den sonra onu da hayırla yad etmiş oluruz. Evet, değil mi efendim? Bir de bizim o ağababamız gerçekten çok değerli bir insan Ahmet Yesevi Hazretleri yani. Evet. Ahir zaman şeyhleri. Ya hocam demek ki o devirde de bu tip istismarlar var ki adam ta o zamandan söylemiş bunu değil mi hocam? Durmaz keramet satar. Ahir zaman şeyhleri. Her gün battıkça batar. Ahir zaman şeyhleri farzı yerine atar, affedersin farzı geriye atar, nafile oruç tutar. Hocam bak farzı geriye atar, nafile oruç tutar. Dini paraya satar, ahir zaman şeyhleri. Beline kuşak bağlar, sözleri yürek dağlar, para toplarken ağlar, ahir zaman şeyhleri. Ağlaması göz boyar, her gün ayağı kayar, kendini adam sayar, ahir zaman şeyhleri. Başına sarık sarar, kendine mürit arar, ilmi yok neye yarar, ahir zaman şeyhleri. Hocam bakın, esasında şeyhe karşı değil, şeyhliği zaten, evet. İmamına layık olmayanları tenkit ediyor değil mi? Cahil diyor, kafasına kavuk takarak kendine bir paye almaya çalışıyor. Kendisi çok iyi Arapça, Farsça bilir ama bütün beyitlerini Türkçe söylemiştir. İşte yani çünkü o hitap ettiği kesim o, belagat o, şiiri kullanıyor ve o çok iyi fıkıh eğitimi görmüştür. Evet. Yani aslında Hanefi fıkhının ve Maturidi akaidinin mücessem halidir yani Anadolu, şey o Türkistanlıları anlattığı. Ve o dönemdeki suistimalleri anlatıyor. Sanki şimdi konuşuyor gibi değil mi? Hocam bir de bakar mısın kaç asır geçmiş bu kadar net Türkçe olur mu ya? Daha iki kıta daha var okuyayım. Buyurun. Yani Yunus da böyle ya.
Zaten yani, Yunus'un geleneğini devam ettiriyor biliyorsunuz. Burada 100 sene önceki kelimeler anlayamıyor insanlar Osmanlıca. Yani. Bak adam Türk, demek ki Türk dili kullanmadığınız için şey, yabancı kalmışsınız. Bakın hiç anlaşılmayacak taraf var mı? Dil bu. Şeyhlik ulu bir iştir. Hakka doğru gidiştir. Yaklaşılmaz ateştir. Ahir zaman şeyhleri. Salih şeyhler nerededir? Salih şeyhler nerededir? Kötüler her yerdedir. Hak yoluna perdedir. Ahir zaman şeyhleri. Bütün mütekamil gerçekten ilim, irfan ve ahlakı bütün şeyhlerimizi, dervişlerimizi tenzih ederiz. Burada Ahmet Yesevi Baba'nın beyan ettiği şeyler o makama layık olmayanları tenkit içindir. Zaten kendi cümlelerinin, şiirin içinde onu vermiş. Efendim hocam, yavaş yavaş sona geldik. Turgut Yetim teşekkür etmiş ve oryantalizm, dini, kültürel, siyasi oryantalizm Türk toplumu olmadan düşünülemez. Düşünülemez. Türk toplumu olmadan düşünülemez demiş. Ne anladınız bundan hocam? Siyasi oryantalizm Türk toplumu. Siz görebiliyor musunuz? Yok, göremiyorum. Bir daha okur musunuz? Dini, kültürel, siyasi oryantalizm Türk toplumu olmadan düşünülemez demiş. Oryantalizmle ne alakası var bu şeyin şimdi? Ben anlamadım. Evet, bilmiyorum ki neyi kastetti. Bir daha yazsa, şu eğer oryantalizmden Doğu'yu hani oryantalizm şey ya, Edward Said'in sömürgeciliğin keşif kolu diyor. Evet. Dolayısıyla bu Doğu'nun, o özellikle Napolyon Bonaparte Mısır'ı işgal ettiğinde büyük bir bilim adamı grubuyla geliyor. O, yani sömürdükleri yapının dini kültürel kodlarını biliyor. Eğer şunu kastediyorsa ben onu hep söylüyorum. Diyorum ki bu bizim biraz önce dediğim gibi o bilimsel olarak duraklama dönemimiz salt şeyle o, yani Osmanlı'daki teknik aksaklıkların başladığı döneme tekabül ediyor ama İpek yolunun medeniyet mihveri olmaktan çıkması, işte keşifler, işte Batı'nın Doğu'yu ve Amerika'yı sömürmesi falan eşgüdümlü gelişmeler ta eskiden bu yana üstad. Bu Haçlı seferlerini de bu kardeşiniz ekonomi politik seferler olarak görür. Yani ekonomi politik seferlerin dinsel meşruiyet sağlama araçları olarak. Ve şunu diyorum, eskiden bu yana kardeşim bu sömürge güçlerine karşı direnen Türkler olmuştur. Yani Selçuklu, Osmanlı. Siz tarihin hiçbir zamanında Batı'nın güçlerine karşı savaşmış Persleri ya da Arapları göremezsiniz. Selahaddin Eyyubi falan diyorlar. Selahaddin Eyyubi'nin de işte kültürel kodlarına falan baktığınız zaman onu da ortada. Dolayısıyla her şeye rağmen bu batılı paradigmalara karşı direnen Müslüman Türklerdir. Bu anlamda da işte o Tanzimat ıslahat fermanlarını da direniş kodlarının döşenmesi gibi görüyorum. Balkanlardaki ve Orta Doğu'daki yaşanan travmalar üç tarzı siyasetten Osmanlıcılık ve İslamcılığın bittiğini gösteriyor. İşte o dediniz ya işte Türkiye Cumhuriyeti'nin o kuruluş sürecinde bu sürecin nihai halkası olarak bu direnişin bence şu anda İslam dünyasında her şeye rağmen direnen bir birim olduğunu söylüyorum. O arkadaş neyi kastetti bilmiyorum ama bu oryantalist sömürge güçlerine karşı direnmenin tarihin ilk zamanlarından belli. İşte bu nizam-ı alem prensibi çerçevesinde o Yesevi bunun arka planını oluşturuyor. O Alperenler falan. Bu çerçevede o Türkistan Müslümanlığının sonucu olduğunu söylüyorum ben. İşin Türkçesi. Toynbee'nin bir lafı var. Hatırlayabildiniz mi? Yani o ne derece doğru bilmiyorum. Şu Kuzey Müslümanlığı, Güney Müslümanlığı o mu? O mevzu. Yani böyle bir şey ne derler, o kelimeyi bulamadım. Yani Türklerin içinden böyle potansiyel şey çoktur. Yani İngiliz'in oyununu bozacak, küffarın oyununu, ne bileyim emperyalist güçlerin oyununu bozacak bir
ne diyelim ona, inkılapçı, yenilikçi veya işte komandan, ne bileyim, düşünce adamı, bunlardan çok gelir gibisinden şimdi tamamen böyle özetlemeye çalışıyorum. Tam cümleyi söylemiyorum Toynbee'nin. Toynbee'nin bir Türk düşmanı olduğunu da yazıyorlar, bilemiyorum. Buyurun. Yani bu Toynbee falan, bunların hepsi İngiliz istihbarat, derin devletiyle çalışan akademisyenler, o sömürgeci, şey, oryantalistlerde falan. Belki bir gün Adnan Hocam, ben bunu Türk medeniyeti kavramıyla ilgili bugünlerde çıkacak bir makale var, onu müzakere edelim. Ben şunu söylüyorum, diyorum ki işte üzerinde güneş batmayan imparatorluk vardı İngiltere. Şimdi evet. Commonwealth biliyorsunuz, Britanya aslında. Evet. Ve işte İngilizce, Çince'den sonra en yaygın dil İngilizce ve İspanyolca, ikisi de sömürge dili biliyorsunuz. Doğrudur. Bunlar hep batı dışı toplumları kendilerine benzetmeye çalışan birimler. Tarihin sonu tezi, Fukuyama, işte Japon asıllı bir Amerikalı. Bir de Huntington, medeniyetler çatışması falan teziyle. Yani aslında oyun kurucunun İngiltere olduğu malum. Ama bunun karşısında ben Türklerin olduğunu söylüyorum. Yani Selçuklu medeniyetini ve onu devralan o Anadolu Selçuklu ve Osmanlı'nın o kadim dünyanın çok farklı kültürlerini, işte bu hani medeniyet dedik ya, o medeniyet, evet. İslam medeniyeti, o kültürlerin her birinin kendi dillerini, örflerini, adetlerini korumayı ilahi görev olarak gören bir perspektif vardı. Dolayısıyla İngiltere'nin ve yani İngiliz medeniyeti, ben Batı medeniyetinin İngiliz medeniyeti, işte Fransız şimdi de çekişiyorlar ya, Avrupa Birliği'nden evet. çıktı falan filan. İngiliz medeniyeti ile Türk medeniyeti arasındaki çatışma olarak yorumluyorum, haddimi aşmıyorsam eğer. Yok, aşmazsınız hocam. Şimdi şey konusu kaldı ama bilmiyorum, biraz vakit de uzadı. Musiki'nin hastalıklara şifası mevzusuna başka bir akşama mı bırakalım, onu böyle ayrıntılı işlemek lazım esasında. Yani siz bir musikiyle şey yapın, hitamuhu misk olsun. Hitamuhu misk, şöyle bir şey hocam, şimdi şey böyle stüdyo gibi ortam hazırladık. Gürcan Hoca az bir şey Instagram'da bahsetmiş, görmüşsünüz. Sizi böyle bir programa şey alacağız. Böyle online değil de daha hem müzik kalitesi güzel çıksın diye. Böyle bir şey yapacağız. İleriki zamanlarda artık nasıl yani. İsterseniz. Yine bu musiki, Farabi ve musiki, onları konuşurken, çünkü böyle tek şeyden tenekemsin bir ses gittiği için ben de keyif almıyorum işin gerçeği. Ben dinleyiciye daha böyle güzel gitmesini arzu ediyorum. O makamları o zaman face to face, İngilizlerden bahsettik. Face to face olduğumuz zaman, böyle face to face değil de efendim rubero eskilerin tabiriyle, yine Farsça oldu bak, Türkçesinde söyleyeyim, yüz yüze olduğumuz bir ortamda efendime söyleyeyim, orada canlı müzik yapıp hem de bu şeyleri Anadolu'da felsefeyi yeniden yapıp yurtlandırmak konusunu biraz daha ayrıntılı işleyelim. Burada şimdi böyle çok bir küçücük geçti böyle efendim. Bunu tamamen bu konuyu konuşmak için bir gece ayıralım derim ben. İnşallah, ne buyurursunuz bilmiyorum. Evet. Hocam müzikle bitirelim mi? Yani şey, seste çok şey gelmiyor ama takdir sizin, yoksa normal vedamızı yapıp geçelim mi? Hocam siz moderatörsünüz. İster kısa bir fasıl geçin de El İhsan bir tamam olsun. Peki hocam, o zaman şeyle, cihazda kötü gidiyor herhalde ses. Yine utla bir şey, küçük bir şey yapayım olmazsa. Eyvallah. Yerim de pek dar ha, burayı bir görsen. O zaman buradan bir eser alıp küçük bir şey. Ondan sonra vedalaşalım hocam. Eyvallah. Yine gam yükünü
kervanı geldi, yine gam yükünü kervanı geldi, çekemem bu derdi de yârim ölek seninle. Çekemem bu derdi de yârim ölem seninle. Eremem lokmana çaresiz kaldığına, eremem lokmana çaresiz kaldığına, çekemem bu derdi de yârim bölek seninle. Çekemem bu derdi de yârim bölem seninle. Sağ olun hocam. Kusura bakmayın, dediğim gibi biraz bilgisayardan ancak bu kadar gidebiliyor. Efendim, değerli hocam, sizin son cümlelerinizi alayım. Ben daha sonra konuklarımızla hayırlı akşamlar deyip veda edeyim. Buyurun hocam. Hem bir isterseniz küçük bir böyle mesaj, özet kabilinden, hem de böyle vedalaşma. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. İnşallah daha sıhhatli günlerde bu hususları ayrıntılı konuşuruz. Bu genel oldu ama sabırları da çok zorlamayalım. Evet. Farklı yerlerden bizlerle birlikte olan kardeşlerimize selamlar, sevgiler. Sıhhatli günler diliyorum. Daha güzel günlerde buluşuruz inşallah. Eyvallah. Değerli dinleyenler, izleyenler, bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İnşallah İslam medeniyetimize bu küçücük sohbetin de bir katkısı olur. Medeniyet büyük bir kavram. İşte mimarisinden tıbbına, efendim heykelinden resmine, astronomisinden birçok sanat dalına ve ilim dalına kadar, efendim kültür yapımıza kadar ortaya koyduğumuz bir miras bu. Bu mirasa herkes kendi çapında bir şair şiiriyle, işte felsefe hocası ürettiği fikirlerle, düşünceleriyle, ilmiyle, ürettiği ilmiyle, efendim bir heykeltıraş heykeliyle, ressam fırçasıyla, ne bileyim bir icracı sanatkar sesiyle bu medeniyete katkı vermek. Bunlar önemli şeylerdir. Yoksa Yunus'un dediği gibi, Yunus öldü deyü sala verirler. Ölen hayvan imiş, Yunuslar ölmez. Ölmeyen Yunuslar olabilmek ve bu dünyada bir iz bırakabilmek için gayret etmeliyiz. İşte bu sohbet de onun küçücük bir nokta, hani çorbada bir tuz kabilinden değerlendiriniz. Hocamızın tecrübelerini, bilgisini, yaşadıklarını, birçok yeri de gezmiş dolaşmış hocamız. Orada edindiği şeyler, tecrübeleri. Daha ayrıntılı bir şekilde başka programlarda da inşallah yaparız. Bize esirgemedi bu gece, vaktini ayırdı. Yaklaşık değil, 2 saat olmuş. Şu anda saat 22. Efendim, 2 saat program öyle her yiğidin harcı da değil. Hocam iyi yiğitlerden, Alperen'dir kendisi. Allah dünya ve ahiret Alperenlerden olmayı hepimize nasip etsin. Amin. Ahmet Yesevi babanın yolunda giden. Tabii onun da yolunda gittiği Resul-i Ekrem Efendimizin. Tabii biz bize böyle şeyimize, coğrafyamıza, Anadolu'muza daha yakın olduğu için direkt onun ismini söyledik. Tabii hepimiz Resul-i Ekrem Efendimizin yolunda gitmeye çalışan, onun güzel ahlakını hayata koymaya çalışan ümmetleriyiz. Tabii Ahmet Yesevi gibi öyle düşünce adamları, sanata gönül insanlarının bizim mesajlarına, bizi aydınlatmalarına çok ihtiyacımız var. Onların yollarından gitmeye hepimiz ana. Gerçek şeyh, gerçek tasavvuf adamı, gerçek ilim insanları aydınlatıcıdır. Güneş gibidirler efendim. Yarasalar ondan endişe ederler, korkalar yarasalar. Yarasaların korkuyor diye biz güneşin ışığından istifade etmeyeceğiz, aydınlatmayacağız, aydınlanmayacağız diye bir kaydı yok. Yarasa gitsin mağarasında yaşasın. Karanlığı seviyor madem. Halbuki Kur'an ne güzel söyler. Hiç karanlıkla aydınlık bir olur mu der. Değil mi efendim? İşte biz aydınlığa talibiz. Hazreti Peygamber'in yaktığı meşaleye talibiz. Ha bunun yanında diyeceksiniz ki hocam bak
bitirirken nasıl uzattı işte bu hocalar hep böyledir, vaizler. Şimdi diyeceksiniz ki aydınlık tamam eyvallah hocam. Bu şeyler ne olacak? Mağara takımı, yarasalar. Efendim onlara da ihtiyaç var. Niye bakın? Bakın bu çok önemli. Güzel bir Muhammed İkbal. Hocam da çok sever. Büyük bir düşünce adamıdır. Efendim sosyologtur, felsefecidir, bilim insanıdır. Ne derseniz var adamda. Maşallahı var. İkbal önemli bir adamdır. Yani Pakistan'ın Hindistan bölgesini, Pakistan bölgesini yetiştirdiği önemli bir aktivisttir, düşünce adamıdır. Onun bir sözü var. Çerağı Mustafa başararı bu lehebest. Bir daha söylüyorum. Çerağı Mustafa başararı bu lehebest. Yani Farsçadır bu söz. Diyor ki Hazreti Muhammed'in ışığının meşalesinin yanması için Ebu Leheb gibi kafirlere de ihtiyaç var. Diyeceksin ki hocam yarasaların bunların ne ilgisi var? Evet onlar Ebu Leheb belki değil ama Ebu Leheb'in karanlığına talip olan kişiler olduğu için biz o benzetmeyi yapıyoruz. Yoksa hiç kimseyi tekfir etmek bizim işimiz değil. Tekfir iyi bir Müslümanın şeyi olamaz. Biz işte deminden beri bahsettiğimiz Yesevi babanın, Yunus Emre'nin çocukları olarak hikmet dilini, rahmet dilini, şefkat dilini, güzellik dilini, kalplere, gönüllere dokunma dilini kullanan çocuklar, o nesiller olmak için tekrar bu medeniyete bir katkı verme kabiliğinden şu gördüğünüz sohbeti ihdas eyledik. Anın için bugünkü misafirimiz Mevlüt hocamızdı. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin felsefe hocası, İslam felsefe hocası Profesör Doktor Mevlüt Uyanık hocamız işte o güneşin ışıklarından bir parça bir hüzmeydi. Yarasaları mağaralarına tevdi eyledi söylediği bilgilerle inşallah. Allah bu memlekette şehit kanıyla sulanmış bu güzel aziz Türkiye'mizde tekrar böyle aydınlıklı günlerin tebarruz etmesini nasibi müyesser eylesin. Amin. O ilimde, irfanda, sanatta zirve yaptığımız dönemler, biz onların ahvadıyız. Tekrar o ışığı yakmayı hepimize nasip eylesin. Çünkü bu topraklar onun beşiğidir. Batıya da medeniyeti bu noktada biz götürdük, biz ulaştırdık. O yani kaybettiğiniz yerden tekrar inkişaf edersiniz demiş ya, bir Nasreddin'in fıkrasıyla bitireyim. Nasreddin Hoca anahtarını kaybetmiş. Arıyormuş bahçede. Hocam ne arıyorsun demişler. Anahtarı kaybettim onu arayayım. Nerede kaybet? Ahırda demiş. Ya hocam ahırda kaybettiğini burada niye arıyorsun? Ahır çok karanlık demiş. Evet. Şimdi diyeceğim o ki karanlıkta bir şey bulmaz kardeşim. Anahtarı nerede kaybettiysen orada arayacaksın. Biz ilim ve irfanda nerede geride kaldıysak oradan tekrar başlayacağız. Tekrar yükseleceğiz. Bu şey var bizde altyapı. Çünkü batılılar bizim kitaplarımızı, keşiflerimizi yıllarca almışlar, batıda kullanmışlar. Sanki onlar bulmuş gibi şimdi bize yutturmaya çalışıyorlar. Bu konuda Fuat Sezgin bunun kitabını yazmış işte. Bu medeniyetin esas ağababası mucidi biziz demiş. O değil mi hocam o kitaplarda? Fuat Hoca'nın şeylerini okudum ben. Allah ona da rahmet etsin. Bak onu da andır. Amin. İşte peygamberin sözü ne güzel. Hani bir anılmak istiyorsan, arkandan dua istiyorsan ya kitap bırakacaksın, ya salih evlat bırakacaksın, ya da güzel bir sadaka yapacaksın ki insanlar ondan istifade ettikçe sana yazılsın, değil mi efendim? Evet. Tam da bitirirken bu kadar laf uzatmanın bir anlamı yoktu ama en önemli mesajlar sonlarda olurmuş. Tabii ki o bütüncül olarak hepsi değerliydi ama ben konuyu hülas etmeye çalıştım hocam. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim herkese. Esen kalın. En kısa zamanda tekrar birlikte olmayı arz ediyoruz hocam. İnşallah. Hayırlı geceler diliyorum. Hüdaya emanet olun. Allah'ın sevgisi üstünüzden eksik olmasın. Aziz izleyenlerimiz. Allah'a ısmarladık efendim.